Düşünce Masası programından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Duayan gazeteci meslektaşım kıymetli abim Salih Balcı ile birlikte her hafta olduğu gibi bu hafta da hem Türkiye gündeminde hem de Kayseri gündemindeki gelişmeleri tartışacağız. Konuyu masaya yatıracağız ve sizler için derleyeceğiz. Tabii gün geçmiyor ki Türkiye'de gündem değişmesin. Türkiye bir Millet Meclisi'nde biliyorsunuz ki bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmeleri esnasında ekonomi, hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tabi buna dönük olarak muhalefet ciddi şekilde leştirilerini sıraladı. Tabi asgari ücretle ilgili olarak zam görüşmeleri devam ediyor. İkinci toplantıdan da bir karar çıkmadı. Üçüncü toplantı bekleniyor. Türkiye'de 2023 yılının ilk 10 ayında 350 kadın erkekler tarafından katledildi. Tabi bu durumu görmezden gelen Milli Eğitim Bakanı yine bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmayla birlikte gündeme oturdu. Tarık sizin STK dediğinizde tarikat ve cemaatlerle biz protokol yapmaya devam edeceğiz şeklinde. Tabi bu, bu gelişmeler yaşanırken Atatürk biliyorsunuz milli mücadeleyi başlatmak üzere 1919 yılında Samsun'a çıkmış. Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini tamamladıktan sonra Kayseri'den giden bir heyetle birlikte Kayseri'ye gelmişti. 19 Aralık 1919 tarihinde Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yılı törenlerle kutlandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi Kayseri'de, Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkanlarını gelen merkezde topladı ve bir temayül yoklaması gerçekleştirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener partimize operasyon yapılıyor dedi. Tabii Kayseri Spor'da yaşanan gelişmeler var. Fenerbahçe'yi mağlup oldu Kayseri Spor 4-3. Bu gelişmelerle birlikte biz programımızı başlatıyoruz. Salih Balcı geçtiğimiz hafta gribal enfeksiyona teslim olmuştu. Bu haftada sağ olsun kendisi o gribal enfeksiyonu bana aksettirdi. Ben de gribal enfeksiyonun etkisi altında kaldım. Eğer sürçülisan edersek şimdiden affola. Ben kendime geçmiş olsun diyorum. Size de zaten geçmiş, geçen hafta geçmiş olsun demiştim. Yine de daha geçmiş değil yani. Geçmedi değil mi daha? Evet. Sizinki bir hafta oldu. Benimki iki gün oldu. Demek ki ben daha yani bir, bir hafta haftaya daha, kadar evet, devam bir hafta edeceksin. daha yaşayacağım. Peki. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri var. 2024 yılının bakanlıklara ait bütçeleri görüşülüyor, tartışılıyor. Buna dönük olarak bakanlar geliyor ve milletvekillerine bakanlıkların e, faaliyet alanlarıyla ilgili, hizmet alanlarıyla ilgili ve harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Tabii buna dönük olarak da merkezi bütçeden payına düşeni alması gerektiğini anlatıyor. Tabii buna dönük olarak muhalefet milletvekilleri de haklı olarak taleplerini sıralıyor, eleştirilerini sıralıyor. Ekonomiyle başlayacağız çünkü asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanacak. O yüzden Türkiye Millet Meclisi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki bizim paraya ihtiyacımız yok diyor. Ama paraya ihtiyacımız yok diye yani Sayın Mehmet Çimşek aynı konuşmasının devamında da diyor ki 2026 yılının sonuna kadar biz enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz diyor. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek diyor ki biz yurt dışına gidiyoruz ama yurt dışına para istemek için gitmiyoruz diyor. Ziyaretler için gidiyoruz diyor. Ama gelin görün ki iki hafta önce, üç hafta önce hatta mecliste görüşülen, oylanan, çalışıyor diye işte ne bileyim çeşitli STK'lara sicil kaydı oldu diye 100. yıl anısına verilen ikramiyeyi hak edemeyen emeklilere bir önergeyle birlikte o ödemelerin gerçekleştirilmesi kabul edildi. Ancak gelin görün ki ödemeler hala yapılmıyor. Peki paramız yok, bu ödemeler niye yapılmıyor? Demek ki biraz daha kullanalım para istiyorlar da ondan. Fonda mı paralarımız? Ya şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şöyle izliyoruz da son zamanlarda yani bir tiyatroya döndü. Ya. Yani. Şimdi Özlem Deniz miydi grup başkan vekili AK Parti'nin? Özlem Deniz evet. Özlem Deniz çıkıyor. Şey, devam edin siz, buyurun. Ya, şey gibi, Özlem Zengin. Heh, Özlem Zengin. Tavuk kişiler gibi milletvekillerinin dışarıya kişiliyor. Yani hareket aynen bu. Yani köyde veya şeyde kasabada oturanlar tavuk yetiştirenler bunu çok iyi bilir. Tavuk anca öyle kişilenir. Yani evet. Dışarıya çıkartmak için ya da e, bulunduğu yerden dışarı çıkartmak için. Meclis Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder. Önder diyor ki de bakayım derdini diyor. Ney senin derdin diyor. Yani o kadar garip işler oluyor ki yani Milli Eğitim Bakanı iki vekil de değil. Birazdan onu konuşacağız. Oraya ayrı e, o, ha, Başka şey söyleyeceğim. O çıkıyor. Ya orada seçilmiş 600 tane adama kendinden ya da muhalefetten olanlara res çekiyor. Geçen sene iki bütçe görüşmelerinde bakan Nebati alkışlayanlar, bugün Mehmet Şimşek'i e alkışlıyorlar. Onun da söyledikleri hiçbir tutardalı yoktu. Bunun da söylediklerinin tutardalı yok. Yani meclis garip bir şekilde gidiyor. Ciddiyetinden falan iyice kopmuş artık. Yani uzaklaşmış, kopmuş. Öyle vakit de olsun, torba da olsun hikayesi. Yani başka vatandaşla ilgili hiçbir şey yok zaten. Olmuyor da. Muhalefet gündeme getiriyor, iktidar başka yere çekiyor. Yani vatandaşın yaşadığı sıkıntılar, bir de bugünkü konuşmasında Mehmet Çimşek'in çok gariptir. Biz diyor alım gücünü yükselttik diyor. Maaşlara diyor yüzde yüz, yüzlerin üzerinde zam yaptık diyor. Yani bunlar hangi kafayla diyorlar, hangi araştırmayla söylüyorlar ben anlamış değilim. Alım gücü yükseldi diyor alım gücü daha da düştü. Maaşlara zam yaptık diyor. Ya 7,5 lira ki maaşın neresine zam yaptınız? Neyi anlatıyorsunuz? Memura diyor %30, %137 zam yaptık diyor. E memur da şimdi sokağa döküldü. Asgari ücret zaten isyanda. E nasıl olacak bunlar çıkıyor? Mecliste hiç olmamış gibi, bunlar yokmuş gibi. Yani bunları yaşayan 85 milyon insan değilmiş gibi anlatıyor. Yani gerçekten tiyatroya döndü. Meclis meclis olma ağırlığını kaybetti bana göre. Evet. Yani tabii doğru söylüyorsunuz. Meclis gerçekten hani ağırlığını zaten koruyamıyor da yeni sistemle birlikte. Hayır, bir yani, bir yani bir şimdi bir kaybetti. Yani. Görüntüyü de kaybetti. Da, evet, görüntüyü de kaybetti. İnsanların durumuna çare olabilecek bir pozisyonu var mı diye bakarsak gerçekten yok. Yani Hatalı ve yanlış ekonomi politikaları izleyen işte daha önceki dönem Maliye Bakanları işte Lütfü Elvan'ı da alkışladı bu Adalet ve Kalkınma Partisi yani. seçilen milletvekilleri. Devamında Bakan Nurettin Nebati'yi de alkışladı. Bugün kurtarıcı rol üstlendi diyerek gelen işte realist politikaları ekonomide izleyeceğiz diyen Mehmet Çimşek'i de alkışlıyorlar. Şimdi bir çelişki varsa bu çelişki herkesin dur lazım. Bu sadece ya bunun muhalefetin e, asli muhalefet yok ki zaten. Yani, Bizim mahallenin çocukları, arka mahallenin çocukları diye ayırdığınız zaman bizim mahallenin çocukları yanlış yapıyorsa o bizim mahallenin çocukları yine yanlış yapan bizim mahallenin çocuklarını alkışlıyorsa burada bir haksızlık, bir adaletsizlik var demektir. E bu adaletsizliğin olduğu bir ortamda siz herhangi bir iyi niyetten, herhangi bir insaniyetten, herhangi bir vicdandan bahsedemezsiniz. Dolayısıyla bugün sizi alkışlamayanlar arka mahallenin çocuğu diye ötekileştiriyorsanız, dışlıyorsanız başka bir Türkiye var mı sorusu akıllara gelir. Dolayısıyla başka bir Türkiye yok. Bir tane Türkiye var. 600 tane milletvekilinde Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası içerisinde yaşayan 85 milyon nüfusa sahip. Bunun 65 milyonu seçmen olan insan seç sandığa gidiyor demokrasi gereği oyunu kullanıyor. Meclise gönderiyor diyor ki git beni orada temsil et diye. Çoğunluk iktidardadır. Azınlık muhalefettedir. Her zaman da bu böyle olur zaten. Çoğunluk iktidar olur. Azınlık şey olur, muhalefet olur. Yani bırakın <laughs> muhalefetin e, Türkiye nüfusunun haklarını korunması e, söylemlerini. En başta aklıselim düşündüğümüz zaman iktidarın e, toplumu çıkar ve menfaatlerini gözetmesi gerekir. Ama gelin görün ki bugün iktidarın toplumu çıkar ve menfaatlerini gözetme noktasında eksik kaldığı, yetersiz kaldığı, zaman zaman da e, yani üstünü örttüğü bir ortamı yaşarken muhalefetin en azından toplumun çıkar ve menfaatlerini koruma noktasındaki refleksini, reaksiyonlarını bastırmaya çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu noktada e, gelip burada biz bir iyi niyetten, bir hoşgörüden bahsedebilmenin mümkün olmadığını söylüyoruz ki siz de altını çizdiniz, doğru da söylüyorsunuz. Artık meclis neredeyse hükmünü yitirecek Yitirmiş noktaya kadar gelmiş zaten. durumda. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi bir önceki bütçe görüşmelerinde kur korumalı mevduat sisteminin geldiğinde Sayın Bakan Nebati onu anlatmıştı. Hı hı. Millet ayakta alkışlamıştı. Hı hı. İşte şeyi kurtaracağız ekonomiyi. Kur korumalı mevduat sistemini devreye soktuk falan. Ya öyle bir garip çelişki ki bugün Mehmet Şimşek yine aynı makama oturan yeni maliye bakanımız evet. ne diyor? Süratle bir an önce ve öncelikle bu kekemeden kurtulacağız diyor. Evet. Ya onu da alkışlıyorlar. <laughs> KKM'ye getirdik Türkiye'yi kurtarıyoruz diğeri de alkışlıyorlar. Ya tamam iktidar olabilirsiniz ama ya yani bu kadar da bilinçsiz hareket etmenin bir mantığı yok. Ben her zaman söylüyorum. Bugünkü yani bu haftaki bütçe görüşmeler şunu bir kere daha teyit etti. Kesinlikle bu oraya gönderdiğimiz milletin vekilleri falan değil. Milletin asilleri. Hı hı. Bir Kayseri milletvekilini bir haftadır arıyorum. Bir mevzudan dolayı şahsımla ilgili de değil. Evet. Adam hem telefona bakmıyor, hem dönmüyor, hem de mesajla bile bilgi vermiyor. Yani bu bu asil denmez de vekil denebilir mi? Sen sen diyebilir misin bunu? Ben diyemiyorum. Değiller işte asil. Ya vatandaş arıyor. Ben arıyorum. Çok yakın tanıdığım halde görüşemiyorum. E ihtiyaç olan vatandaş seni vekil olarak seçmiş göndermiş oraya. Aradığında sana ne zaman, hangi şartlarda ulaşacak? ya da bir halk günümüz falan var mı? Bari onu deklar edin de halk günü salı mı olur, peşembe mi olur, ayda bir mi, senede bir mi olur? Biz de sıraya girelim de arayalım da görüşelim. Evet. Biz şahsi menfaatimiz için değil ki Kayseri ile ilgili bir konuyu aksettirmeye, birebir aksettirmeye çalışmak için aradık. Ama maalesef Adam telefona da bakmıyor, dönmüyor da. Yani bir gazetecinin bile telefonuna çıkmayacaksa sıradan sade bir vatandaşın ya telefonuna çıkarlar Bu sorusu akıllara geliyor tabii. Kaldı istemez. ki biz onlar hiç istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, aş istemiyoruz tabii. ya. Bir ile ilgili önemli bir konuyu birebir iletmek için arıyoruz. Ayıptır evet. ya. Şimdi geçtiğimiz haftaki programda da hatırlattık. 2007 seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatta 2002 seçimlerine giderken yolda da aynı seçim vaadinde bulunuyor. Biz vergide adaletsizliği kaldıracağız, bazı vergi dilimlerini ortadan sileceğiz diyorlar. Şimdi e, sazine ve maliye bakanı Mehmet Çimşek bu e, bütçe görüşmeleri esnasında bizim paraya ihtiyacımız yok, biz yurt dışına gidiyoruz ama para için gitmiyoruz dediğinde, e, muhalefet milletvekilleri aklı olarak soruyor. Diyorlar ki hani ya tamam para ihtiyacımız yok, yurt dışına niye gidiyorsunuz, tamam onu da para için gitmiyorsunuz. Ya, peki niye bu kadar çifte vergiler alıyorsunuz diye soruyor. Şimdi. 2002 seçimleri, 2007 seçim vaatlerinde adalet, yani vergide adaletli davranacağız ve bazı vergi dilimlerinden vazgeçeceğiz diye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gelin görün ki halkı vergiye tamamen ezdirmiş durumda ve halk bugün gerçekten tarihinde hiç yaşamadığı bir şey yaşıyor. Motorlu taşıtlar vergisi. Onun dışında ÖTV gibi. Onun dışında işte farklı farklı KDV. harcamalarda KDV zaten aldı başını. Yani. O da biliyorsunuz zamlandı Adalet ve evet, Kalkınma Partisi evet. iktidarında. Tabii bunu sorunca Yine insanların aklına gelen işte son günlerdeki yapılan e, İçişleri Bakanlığı eliyle yapılan masak incelemesi sonrasındaki ortaya çıkan tırnak içindeki kara para aklama mekanizmaları ve bu mekanizmanın arkasında gizli kalan yine e, gazeteci Murat, Murat Ağarel'in bir fotoğraf karesine bakarak anlattığı Şampiyonlar Ligi ve evet. onların ortaya çıkması sonrası işte Fatih Torun fonu işte Polat çifti vesaire ki bunlarda arkası kesilmiyor. Tosuncuk'la başladı işte bu biliyorsunuz. bu dijital parayla birlikte o biliyorsunuz kaçanlar, edenler vesaire. Ülkede ciddi bir para var aslında ama bu para birilerinin tekeline döndürülüyor. Hani bir bizim insanımız da gerçekten çok İyi iyi niyetli mi diyelim, saf mı, temiz kalpli mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Hani deseniz ki ya bir kanser hastası var. Ya bu kanser hastasına işte devlet, Sağlık Bakanlığı yani bu anlaşması yok ve bu insanlar ilaç alamama sıkıntısı yaşıyor. Buna dönük olarak hani işte bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyaya destek olun diyorsan olmuyor. Ama o insana gitseniz desen ki ya bugün sizi 100 lira verin bir ay sonra bir hafta sonra ya da iki gün sonra size 200 lira vereceğiz deyin. Bu insanların parasını kolaylıkla alabiliyorsunuz. E öyle oluyor. Zaten. Ve bu insanlar evet bu paralarını kaptırıyorlar e, simsarlara, fırsatçılara. Şimdi mecliste Maliye Bakanına bu soru da yöneltiliyor. Yani dolandırıcı mısınız? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir Türkiye e, hayal ediyorduk. Nasıl bir Türkiye gerçeğini yaşıyoruz? Şimdi bu Türkiye gerçeğini yaşarken en işte e, bizim sokakta yaşamamız gereken asli neden her ne kadar karşısında olsak da kapitalist sistemin maalesef içindeyiz. Parayı ne kadar reddetsek de para olmadan adım atamıyorsunuz maalesef. Bugün bu Türkiye gerçeğinde biz çok farklı bir Türkiye düşlerken yani bugün 2002 yılına gittiğimizde vicdanların işte eee iktidarı olmak için geliyoruz diyenlerin bugün Türkiye'yi sürüklediği bir ortamda bugün vicdanları sorgulatır hale gelmişlerse ve bunu kendi içlerindeki insanlar hiçbir şey olmuyormuş gibi ki milletvekili 73 bin 500 lira maaşa az demesine rağmen A alkışladı. aynı zamanda Fisko Birliği'nin yönetim kurulu var. Aynı zamanda alkışlıyor bugün. Baktım Hazine ve Maliye Bakanı da alkışlıyor. Yani, ha, demek ki sıkıntısı yok. Paramız, yalan söylüyor. Paramız yok diyor. Para ihtiyacımız yok derken alkışlıyor. Ya sen iki gün önce dedin ki arkadaş bana milletvekili maaşı yetmiyor dedin. Ya biz burada dedik ki hani ya sana yetmiyor ama işte dar gelirli, yoksul, işsiz insan ne olsun. Şimdi istihdam artıracağız diyor işsizliğin önüne geçeceğiz diyor. TÜİK rakamlarından örnekler veriyor. TÜİK diyor ki bize e, enflasyon olarak %61.8, işsizlik rakamı olarak 8.5 yani 2 2 milyon 100 2 milyon 900 bin işsizden bahsediyor. Aynı gün DISK DISK'in bir araştırma şeyi var. Ciddi bir programı var, DISK'ar var. Evet. DISK'ar da diyor ki bize Türkiye'de 8 milyon 100 bin işsiz var diyor. Şimdi ikisi arasında uçurum kadar fark var. Tıpkı TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklayıp karşısında ENAG'ın enflasyon oranını açıklardaki açıklamasındaki uçurum gibi fark işsizlik oranlarına baktığımızda da yine ile disk arasında çelişen bir rakam. Şimdi böyle bir Türkiye'ye biz Hazine Maliye Bakanlığı'nı kurtarıcı diye teslim ettik ekonomimizi. Kurtarıcı diye. Gelin görün ki biz enflasyona, yüksek enflasyona halkımızı ezdirmeyeceğiz diyerek sözlerine başlayan Sayın Şimşek sözlerinin devamında da diyor ki bize 2026 yılının sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz diyor. yani bize diyor ki ya iki yıl daha iki yıl daha tırnak içinde sürünün diyor. Bugün zenginin yoksuldan nefret ettiği bir Türkiye haline dönüştük. Zengin yoksulun telefonuna çıkmıyor. Hani siz diyorsunuz ya ben gazeteciyim milletvekili benim telefonum açmıyor diyorsunuz ya. Bir zengin bir yoksul ayrıma gidiyor. Telefonu çalıyor bakıyor. Ya bu beni niye arıyor ki diyor ya para isteyecektir diyor. Sessiz alıyor telefonu. Koyuyor şuraya. Tamam mı? Ya arkadaş sen kimsin ya? Ya sen kimsin ya? <laughs> sen de Allah'ın yarattığı bir kulsun. Sen de bir fanisin evet. ya. Şimdi e, para aklama konusunu söyledin ya. Şimdi o kadar da ükelalar ya da yüzsüzler ki. Şimdi Fatih Terim fonu adı altında milyon dolarlar toplanmış. Evet. Milyon dolarlar. Evet. 7 milyon, 5 milyon, 3 milyon. 13 milyon. 13 milyon 900 bin, yani bin dolar. Bizim telafiz bile edemeyeceğimiz rakamlar toplanmış. Fatih Terim fonu olarak toplanmış evet. Fatih Terim'in avukatı mahkemeye başvuruyor. Bu fona Fatih Terim fonu demeyelim. Ya e toplarken diyordunuz. <laughs> e parayı toplarken diyordunuz. Öbür taraftan ya bu bir, bir güzellik merkezi bu kadar çok para kazanabilir mi ya? Bu bir akıl var mantık var ya. İşte kazanabiliyormuş. Devasa binalar, milyon dolarlar milyarlık arabalar hem de bir, bir tane iki tane de değil. 15-20 tane arabalar ya arkadaş sen nasıl bir İçişleri Bakanısın? Sen nasıl bir Maliye Bakanısın? Sayın Nebati, Sayın Soylu siz bunları hiç mi görmediniz? Gelip burada KDV yüzde 20 yapıyorsunuz. ÖTV yüzde yediden dokuza çıkarıyorsunuz. Her gün çay, temel tüketim maddelerini, hadi saymayalım isimlerini. Bir ihtiyaç duyduğu yumurtayı falan yani zamlandırıyorsunuz. Niye onlara bakmıyorsunuz? Ondan sonra da çıkıp halka dokunacağız. Kime dokundunuz bugüne kadar? Kimin derdini dinlediniz? Bir yumurta bir de şey şöyle bir şey de var. Nerede gezdiği de belli olmayan gezer tavuk yumurtası 160 lira. 30 tanesi. Nerede Bak, gezmeyeni o da 140 lira. <laughs> ya arkadaş bunun hangi veteriner hangi bakanlık yetkilisi bunu onaylıyor? Evet bu tavuk gezer tavuk yumurtası diyor. Ya bu milleti bu kadar aldatmak, bu kadar yani yanlış yola sevk et bu kadar kolay mı? Bence son 20 senede bakıyorum çok kolay. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın yine politika faizine dönük olarak alacağı tavır merak ediliyordu. Yine bir, bir artışa daha gidildi biliyorsunuz. 42.50 oldu politika faizi. Tabii son 7 ayda biz 35 37.5 37.5 8.5'tu. 35 buçuk. artmış oldu. Ya 34 atmış oldu buçuk dolayını artırdık biz. Şimdi e, öyle bir noktaya geldi ki yalnız biz her art, artış yaşandığında biz geriye doğru gitmemiz gerekir. Yani enflasyonun düşmesi gerekir. Bizim enflasyonumuz yükseliyor. Şimdi bugün akşam saatlerinde e, program için televizyona gelirken bir piyasalara bakayım diye e, bizim kapalı çarşımız yani kazancılar çarşımızdan geçiyordum. Orada e, sizin de tanıdığınız Kuyumcu e, Sarraf, Şaban Bey, Şaban Zıkkavın e, selam vereyim dedim. O iyi geldin gel dedi iki dakika dedi. Elime telefonu tutuşturdu dedi ki ya en iyi sen çekersin dedi. Önüne koymuş altınları işte küçük altın, büyük altın, işte külçe altınlar vesaire. ayırdır dedim ya dedi bir açıklama yapacağım bir dakika dedi şu telefonla bir tut. Açıklamasına baktım. Şaban Zıkkav'ın küçük altını yani çeyrek altını dört buçuk lira olacağını e, hedefliyor, iddia ediyor. Dört buçuk lira. ya politika faizi kırk iki olmuş. Biz... Altının seyrine bakın, ne kadar yükseleceğini düşünün yani. Ve bugün dolar 29 lira'ya açtı, Euro 30 lira'ya açtı. Altın 3200-3300'ler seviyesinde, küçük altın, çeyrek altın. Ve dolayısıyla bizim çıkar yolumuz demek ki e, indirilen faizde de değilmiş, artırılan faizde de değilmiş. Niye değilmiş? İndirilen faizde, indirilen faizde biz e, zaten bir enflasyonun, gerilemesini beklemiyorduk. Artan faizde bekliyorduk. Artan faizde de paranın olmadığı apaçık ortada ve bize ciddi bir fotoğraf veriyor. Ama gelin görün ki Maliye Bakanı diyor ki bizim para ihtiyacımız yok diyor. O zaman parayı sürün piyasaya ve piyasa canlansın. Enflasyon gerilesin. Önce Halkın kesiyor, alım gücü artsın. emeklilerin 5 bin lirasını ver. Evet emekliye, ne mesela, yani? evet. emekliye mesela dediğiniz doğru. Yani mecliste siz getirdiğiniz kendi önergenizi, evet. kendi kanun teklifini resmi gazetede bir türlü yayınlattıramıyorsunuz. Ya sürekli bir de şey ya, yani tarih öteleniyor. Şimdi ortaya atılan bir tarif var. 28-29 gibi. Niye? Önce meclise gelecek. Buradan geçecek. Resmi gazetede yayınlanacak. Ancak işte 28-29'una denk geliyor. Ya bu ya o kadar basit şeyleri bir saniyede bir dakikada yani tabir yerindeyse bir günde geçiriyorlar ki emeklinin 5 bin lirasını vermemek için sürekli tarih öteliyorlar. Sürekli o konulara da hiç değinmiyorlar. Maliye ve Hazine Bakanı çıkıyor, konuşuyor. Vatandaşın ruhuna, kalbine dokunacak tek kelime etmiyor. Etmiyor. Evet. Tabii bu bir seçim yatırımına da dönüşebilir yönünde ee, düşün, düşünceler de var. Şimdi sabahları köşe yazarları neler yazmış diye şöyle bir göz gezdirdiğinizde görüyorsunuz. Bazı köşe yazarları bunu söyleyebiliyor. Ben de böyle olacağını düşünüyorum. Yani önümüzde yaklaşan bir üç buçuk ay sonra yerel seçimler var. Ondan sonra yerel seçimlere evet. yerel seçimlere dönük bazı işte güzellemeler yapmamız gerekiyor. Halkın gönlünü hoş tutmamız gerekiyor. Hani iki lira veririz, bir oy alırız. Yani bu çok yapıldı çünkü bu ülkede. Ve seçmene de buradan seslenmekte de yarar var. Hiçbirinizin oyu satılık değil. Siz kendi geleceğinizi oyladığınız gibi kendi yaşadığınız ülkenin de geleceğini oyluyorsunuz. Siz kendinizle ilgili bir gelecekten sorumluluk hissetmiyorsanız dünyaya getirdiğiniz çocuğunuz, hadi çocuğunuzu da evlendirdim, onun da sorumluluğu benden gitti diyorsanız, Gitmiyor. o çok sevdiğiniz çocuğumdan bile daha tatlı, daha sevgisi yüksek dediğiniz torunlarınız var. Onların geleceğini bir düşünün. Cumhuriyet elden gidecek diyorsunuz ama cumhuriyetin elden gideceğini düşünürken cumhuriyetin elden gitmesine Parti, yani iktidar partisine ya da işte ne bileyim onun ortaklarına oy verirken gittiğini görmezden geliyorsunuz. Yahu arkadaş lütfen yapmayın. Sizin karnınız bir gün doyacak değil. Her gün doyması için mücadele edenler var. Ya bu bir şey değil. Yani sonuçta bir tek işletmeden bahsetmiyoruz. Bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir, bir fabrika olur. Anlarım ben sizi. Yani bir fabrika el değiştiriyor olabilir. O fabrikada çalışmayabilirsiniz ya da çalışmaya devam edebilirsiniz. İstifa Bu sizin edersiniz. işsizlikle alakalı bir durumunuz. Ama bir ülkede yaşıyorsunuz. Kişi başına düşen milli gelir var. Bu milli gelirin Sayın Erdoğan çıkar ekranlarda sürekli arttığını söyler. Siz o kişi başına düşen milli gelirden hiç payınıza düşeni alabildiğinizi düşünüyor musunuz? Mesela asgari ücrette alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Yaşlılık maaşını alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Emekli maaşınızdan alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Geçen hafta söyledik. Hiç yani e, harcama yapmazsanız 2002 yılında 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği ilk birinci yılında hiç harcama yapmazsanız olduğu gibi asgari ücreti biriktirseniz bir yılda bir yılın sonunda elinize geçen Cumhuriyet altını 25 tane. Bugün hiç harcama yapmazsanız hiç harcama yapmazsanız elinize geçen Cumhuriyet altını 9,5. Yahu arkadaş bir sor sorgula. 15,5 Cumhuriyet altınım nerede de benim be? Yani bir kere bunu, bunu bir sorgula. Yani bilmiyorum ben hiçbir şekilde hangi partiye oy vereceğinin adresini de söylemiyorum. Ya muhalefette iktidar yaptın. O muhalefet de yanlış yapıyorsa orada değiştir arkadaş. Ben hiçbir partinin borazanlığını yapmadım. Yapmam da. Yapamam da. Yani ben sonuçta bir gazeteciyim. Ben vicdanımla bakıyorum olaylara. Zaman zaman da bana şunu söylüyorlar. Hemen onu da söyleyeyim. Sonra e, asgari ücrete geçelim. Hep CHP yerden yere vuruyon. İktidarın hatalarını görmez de. Yahu arkadaş ben İYİ Parti'yi eleştireceğim. CHP'yi de eleştireceğim. DEM Parti'yi de eleştireceğim. AK Parti'yi eleştireceğim. MHP'yi de eleştireceğim. Benim vazifem bu. Benim vazifem şu. Ben önüme getirdiğini kabul etmedim edemem etme gibi bir lüksüm yok. Çünkü ben sizin adınıza konuşuyorum burada. Sizi bilgilendirmek adına burada dil döküyorum ben. Tabii ki siz benden akıllısınız. Ben ona itirazım yok. Ben demiyorum ki ben sizden akıllıyım. Ben sizden, ben haddimi biliyorum. Ben <laughs> sizden kesinlikle akıllı değilim. Şimdi bu asker özetlam görüşmeleri her sene aynı... Önce şunu bir söyleyeyim Buyurun. de. Buyurun. Son bana göre yani son 10 yılın, 15 yılın ya da 13 yılın en güzel sloganı, halka iletilmiş en güzel slogan ne biliyor musun? Selçuk Tepeli'nin patron sizsiniz ifadesi. Evet. Bana göre en güz güzel, en olumlu, her şeyi içine toplayan ve her şeyi anlatan tek slogan bu. Patron sizsiniz. Evet patron biziz. Oyu biz veriyoruz ama adamlar telefonumuza bakmıyor. Evet. Şimdi her yıl asgari ücrete iki defa zam gelirdi. Birinci ay ve altıncı ayda görüşmeler başlar. Yedinci ayda zam alırdı asgari ücret. Şimdi artık son yıllarda bir defa zam veriliyor. Şimdi yine görüşmeler başladı işte e, Türk İş temsilcisi yani işçi adına giriyor. İşte işveren sendikaları ve de hükümet adına. Beşer 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 15 kişi toplantıya katılıyor. Tabii nihai kararı Sayın Erdoğan veriyor. Ve dolayısıyla iki kez toplantı gerçekleşti. O toplantıdan bir nihai karar çıkmadı. Şimdi üçüncü bir toplantı var. Bu toplantıdan tabii işçiler yani Türk İş adına işçiler işte hak ettiğimiz ücreti alacağız. Hak ettiğimiz ücretten kasıtlarının ne olduğunu da işte peyder söylemeye çalışıyorlar ama Diskin yaptığı yine bir araştırma Türkiye'nin istediği rakam bile açlık sınırına yetmiyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yaşayan milyonlarca asgari ücretli var, bunun eşleri var ve bunun çocukları var. Şimdi ben toplu taşımayı kullanıyorum, yeminle söylüyorum size sabahları insanların hallerini görmenizi isterim. Yani ben kendim utandığım için onları görüntülemeye yani görüntüleyemiyorum, fotoğraflayamıyorum, videosunu çekemiyorum. Vallahi billahi ayakkabısı yok. Yazdık ayakkabıyla işe geliyor işçi. Görüyorum ya işçi ya belli işçi yani. Çünkü sürekli aynı otobüsü kullanıyoruz ve indiği yeri biliyorum. Nerede çalıştığını da biliyorum ve asgari ücretle çalıştığını da biliyorum ama onu e, yani rencide etmemek adına onunla bir türlü iletişim kuramadım. Üzülüyorum. Ve kendi kendime diyorum ki ya bu adam bu yazdık ayakkabıyla işe gelip giderken ki ayakkabısı da yırtık bu arada. Acaba diyorum çocuğunun kıyafeti, ayakkabısı okula gönderirken nasıl diyorum. Yani ya bunu nasıl görmezden gelebilir diyorum bir ülkenin babası. Yani Cumhurbaşkanı babadır. Bize böyle öğretildi. Biz, biz devlet terbiyesini böyle aldık. Ve dolayısıyla bir baba evladını yazlık ayakkabıyla işe gönderiyorsa o babanın yani her şeyini sorgularım ben. Vicdanını da sorgularım, insanlığını da sorgularım, hayata bakışını da sorgularım bana davranışını da sorgularım, ba bana yaşattığı eziyeti de sorgularım. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Cumhurbaşkanı'nın onlardan... Yahu her yer Cumhurbaşkanı'nın temsilcisiyle dolu. Her yer. Troller var, cimere şikayet edenler var. Yani her yer Cumhurbaşkanı... Ya arkadaş bir kere de olsun ya şu yoksulluk fotoğrafını alın çekin bir verin ya. Ben utandığım için yemin ederim veremiyorum. Çünkü ben o insanın gözünün içine baktığımda o çaresizliğini görüyorum. Şimdi asgari ücret diye bir zam daha verilecek. Belli ki verilecek. Yani mecburen verilecek. Ne verilecek? Yaşatacak mı o asgari ücretliği? Rahat yaşatacak mı? bu belki bir ay yaşatabilir. Belki bir ay. E ondan sonra bu enflasyon sürekli arttığından dolayı o vergiler falan daha bu asgari ücretinin biliyorsunuz bir vergi dilimleri bile ayarlanmadı. Yani son 10. ayda falan dilim atlıyor. Para daha da aşağı düşüyor maaşlar. Yani şimdi Biraz önceki söylediğin o, o şahsa gelmek için şunu söylemem gerekir. Sen görüyorsun adamın çaresizliğini, niye, ne verdiği için öyle yazlık ayakkabıyla gezdiğini sen görüyorsun. Ama kendisi görmüyor. Yani patron sizsiniz dediğimizdeki ifade anlıyorum, bu. Anlıyorum, anlıyorum. Kendisi görmüyor. Anlıyorum. Yani ifade şu. Biz yazlık ayakkabı da giyeriz, yırtık ayakkabı da giyeriz, soğan ekmek de yeriz, reisi yedirmeyiz. Böyle bir ifade yok. Yok böyle bir şey. Yani onun için diyoruz ki, yani bizim gibi konuşanlar, işte politikacılar, vaatler, ya şimdi yerel seçimlere geçilecek. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomiyle alakalı, asgari ücretliyle, emekliyle, işsizle alakalı tek kelime etmiyor. Ne diyor? Biz diyor İstanbul'u ve Ankara'yı almak için futboldaki taktik, bu, taktik ne demek? O günkü hareket demek. Kalıcı bir şey değil. İnsanlara faydalı bir şey değil. Taktiği geliştirelim de diyor maçın sonucunu ondan sonra bakalım. Önce maçın sonucunu bir tespit edelim. İnsanları bir doyuralım. İnsanları o taktik dediğiniz maç arenasına bir şov izlemeye davet edelim. Ondan sonra bakalım. E, neticesine. Çok özür dilerim. Sevgili insan e, vatandaşlar yazıyor. Sosyal medyadaki e, programımızın eee yayınında ses olmadığını söylüyorlar ama siz bir kontrol ederseniz bence ses e, mümkündür, vardır. Ama siz yine de bir kontrol ederseniz sevinirim. Buyurun. Yani vatandaş önce kendini bir tartacak bunu hep söylüyorum ben. Ya bir diyecek ki ya biz nereye gidiyoruz? bilim çocuğumuz çocuğumuz yarın ne olacak? iş bulabilecek mi? Aş bulabilecek mi? Hatta kıyafet bulabilecek mi? Yani Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemlerden şöyle bir 3 yıl, 4 yıl geriye giderseniz Anadolu'da bize anlattıklarını söylüyorum. Yani şeker fabrikasının çuval kabutlarından pantolonun yüzde kırkların ellilerin üstünde giyildiğini söylerler. Evet. Yani şimdi, şimdi o insanlar kendini gördüğü için Cumhuriyet'e karşı çıkmadılar. Ee, ya şimdi bir de şu çok canımı sıkar benim. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi işte e, ana muhalefet partisi olmasa hasabıyla e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, alışıla gelmiş siyasete ilişkin bir muhalefet ağı örgütler. Ama ne bileyim çıkıp bir sokakta bir dar gelirlinin, bir yoksulun, bir işsizin sofrasına gelip oturup onun günlük hayatta neler yaşadığını gözlemleyen bir rapor sunmaz hiçbir zaman için. Şimdi bu bu kim yapıyor? Türkiye İşçi Partisi yapıyor mesela. Türkiye İşçi Partisinin seçilmiş dört milletvekili var. Bir tanesi cezaevinde tutuklu. Bu arada Anayasa Mahkemesi e, onun ikinci kez e, hak ihlaline uğradığına dönmek kararıyla oy karar birliğiyle, aldı. Oy, evet. birliğiyle oy, çok, oy çokluğuyla karar aldı. Oy birliğiyle de evet. salı verilmesine, yani çıkartılmasına Bakalım karar verdi yani. Ama daha hala bir tık yok. Şimdi o Türkiye İşçi Partisi bunu ciddi manada yapıyor. E, radikal de bir muhalefet de örgütlüyor. Giyim tarzından konuşmasına, yaşam standartlarından eğitim haklarına kadar bakıyorsunuz. Halktan biri gibi davranıyorlar. Şimdi bu yerel seçimler yaklaşıyor ya. Bu yerel seçimlerde mesela bu sosyal belediyecilik, işte sosyalist belediyecilik, insani belediyecilik, halkçı belediyeciliği yani tırmandırmaya, özendirmeye, halka anlatmaya çalışıyorlar ama bu Anadolu'da pek mümkün olmuyor. Şimdi Anadolu'da da bazı cesur yüreklere ihtiyaç var. Yani bu tür işte e, halkın anayasada teminat altında olan sosyal devlet ilkesini harekete geçirecek, sosyal belediyeciliği harekete geçirmesi için e, yaşatılacak bir düzlemde buluşulmasını sağlayacak cesur yüreklere ihtiyaç var. Ben bakıyorum mesela işte e, İç Anadolu bölgesine bir şeyler çıkmıyor. Mesela Kayseri'de bir, bir kişi çıktı. İşte bizim de yakından tanıdığımız bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Talas'tan da daha işte önceki dönem ilçe başkanlığı yaptı Serdar Altuner. Mesela Türkiye İşçi Partisi'nin Kayseri'de bir il, il teşkilatı var ee, ama Talas'ta ilçe teşkilatı yok. İlçe teşkilatının olmadığı bir ilçede ben dedi varım ben göğsümü ortaya koyuyorum dedi. İşçi kendisi bu arada. Ben belediye başkan adayıyım dedi. Aday adayıyım dedi. Ve ben çalışacağım ve ben halka kendimi anlatacağım. Kazansam da kazanmasam da ama ben iddiamla geleceğim. Şimdi... Benim bir iddiam var. Benim iddiam şu diyor. Ben işçiye ne yaşadığını anlatacağım. Öğrenciye çektiği eziyeti kim tarafından çektirildiğini anlatacağım. Ve bunun kader olmaması, kader sayılmaması, Doğru. kader olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyleyeceğim diyor. Ya şimdi bu benzer çıkışların biz ana muhalefet diye adlandırılan Cumhuriyet Halk Partisi'nden bekliyoruz ya aslında. Ya şöyle gariplik var bak. Serdar'ı ben de tanıyorum. Evet. İyi yani özgüveni yüksek. Evet. Siyaseti temelden öğrenmiş bir arkadaşımız. Evet. Yani bugünkü gidişata bakarak ben siyasetçi olmaya karar verdim diyen biri değil. Evet. Temelden bu işi yaşayarak gelmiş. Yüzde yüzde haklı. Ama şimdi anlatmak istediği işçiye ya da öğrenciye ya da memura anlatmak istediğini anlatamıyor. Mesele orada. Ne diyor adam? Ya kaç tane oyun var ki geliyorsun kuruşuyorsun. Bir de bu var. Kime verecek oy? Arkanda kim var? Teşkilatınız bile yok. Ya böyle garip garip yorumlara gelince o dinlemeyen halk her şeyi biliyor hale geliyor. Hani diyor ya soğan ekmek yiyeceğiz, reisi yedirmeyeceğiz diye. Evet. Mantık tekrar oraya dönüyor anında. Yani adam senin kendini anlattığın hissetmiyor bile. Evet. Birazcık hissedebilse o söylediğin kitleler büyür. Ama büyümüyor. Şimdi ana muhalefet partisine gelince. Ana muhalefet partisi geçen işte geçen de konuştuk herhalde. Meclise bir yığın önerge vermiş. Senin söylediğin her şey var içinde. Özet halinde çıkarttılar. bir. Şimdi Teorik başka, pratik başka. Ya, yani tamam da şimdi oradan şimdi bir netice alacak ki onu da teoriye döndürecek. Aşağıdan diyecek ki bak tamam yukarıda ya 100 tane de bir tane de olsa dinliyorlar. Şunu da yapalım sunalım deme şansı da yok. Ya bakın iktidar çok ketum. Öyle bir hatalar yapılıyor ki mesela. Cumhuriyete karşı isyan etmiş Şeyh Said'in Said torunlarının mezarları, mezarlarına sahip çıkmasıyla ilgili bir gafta bulunuyor. Bunu yapan Anı Partisi'nin genel başkanı. Ve Şeyh Said'i tartışmaya açıyor. Yahu bu adam Atatürk'e deccal demiş. Ve din temelli din üzerinden örgütlenmiş ve örgütlenmesi ibadet için değil bir temsiliyeti ele geçirmek için. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Böylese bir insanı siz şirin göstermeye çalışıyorsunuz. Böyle bir genel başkan olur mu Allah aşkına? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük tecrübesi bunu yapmaya müsait değildi. Ama gelin görün ki Özgür Özel'in geçmiş dönemdeki sokaktan yani muhalefeti örgütleyememiş birisi olması bu tecrübesizliğinin maalesef kaflarının önüne açıyor. Bu tecrübesizlik buna sirayet ediyor. Doğru. Yani, o yani... açıdan ana muhalefetin kendini gerçekten hani ya şimdi Özgür Özel genel başkan seçildi. Bir genel başkan seçildi demek her şeyi doğru yapacağı anlamına gelmiyor e, Sayın Balcı. Ya işte darışmanları falan. Aynen. Da Mesela, Kesinlikle. E, şey sayede bir kere anlatmalar lazım ya da kendisi okumuştur ya üniversite mezunu ya eczacı de. eczacılar bir odası başkanlığı ya yapmış bu falan. Sen e Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanısın. Evet. Sonra Diyarbakır'da zaten büyük bir şey oldu, mevzu oldu. O bir açılmamış bir caddeye isim veriliyor abi, diye. Bulvara. Ortalık, evet abi. bulvara birbirine karıştı. Zaten çok tehlikeli bir şey olduğu için mezar yeri gizlenmiş 100 yıl 100 yıl boyunca kimseye söylenmemiş. Yani Kaçıncı kuşaktır şimdiki evlatlarının öğrenmesi yani. lazım diyor ya e. Sayın Başkan Özgür e. Bey. Ya iyi de 100 105 yıl geçmiş, 104 yıl geçmiş arkadaş. Şimdiye kadar evladı, torunu falan yok muydu öğrenmek için ortaya çıkacak? Yani. Ya işte gariplikler bunlar. İnsan bir hata yapıyor. Onu düzeltmek için de hatayı daha büyük yöne, yöne çekiyor. Şimdi e, bir konumuz daha var ki çok acı bir konu bizim ülkemizde her yıl yaşanan bir şey bu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bir bilanço hazırlamışlar. 2023 yılının ilk 10 ayında 350 kadın katledilmiş. Bu 350 kadının erkekler tarafından katlediliyor tabi bunlar. Bu yaşamını yitiren 107 kadının ölüm nedeni şüpheli ölüm. 243 kadının ölüm nedeni ise kadın cinayeti. Yani sırf kadın öldük oldukları için katlediliyorlar bunlar. Şimdi bir yine bu araştırmaya göre 2008 yılında 80 kadın katledilmiş ama Türkiye nüfusu o dönem 71 milyon. Bugün 85 milyon Türkiye nüfusu. Ya çok büyük bir artış yok yani. Sonra devam ediyoruz. 2009 yılında 109 kadın katledilmiş. 2010 yılında 180, 2011 yılında 121, 2012 yılında 210, 2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409, 2018'de 440, 2019'da 474 olmak üzere 2008 ile 2019 yılları arasında toplam 3185 kadın erkekler tarafından katledilmiş. Sadece kadın oldukları için. Ya ben seninle geçinemiyorum, boşanacağım dediği için. Seninle anlaşamıyorum, boşanacağım dediği için katledilmiş. Şimdi öyle bir noktaya gelmişiz ki biz kadını korumak için bir kanunumuz var biliyorsunuz. 6284 sayılı kanunumuz var. Hem aileyi koruyor hem kadını koruyor bu kanun. Bu kanun yetmemiş bize. Biz 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşme icat etmişiz. Bu icat ettiğimiz sözleşmeyi biz 2014 yılında yürürlüğe e, koymuşuz. Ve eğer İstanbul Sözleşmesi e, yürürlüğe girdiğinde, hayata da geçirilmiş olsaydı bu kadınlar ölmeyecekti. Şimdi biz diyebilirsiniz ki ya 2015 yılında İstanbul Sözleşmesi olmasına rağmen 303 kadın katledilmiş. 2014'te devreye giriyor. 294 kadın katlediliyor. Bunlar hepsini geçtim. 6284 sayılı yasa varken yine yüzlerce kadın katlediliyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni referans alan kadın hareketleri, kadın dernekleri, kadına karşı duyarlı bireyler diyorlar ki ne 6284 ne de İstanbul Sözleşmesi adı var kendi yok uygulanmadı. Uygulanmadığı için bu kadar insan yani kadın salt kadın olmasından dolayı katledildi diyorlar. Şimdi biz İstanbul Sözleşmesinden 2022 yılında ayrıldık. 2000, 2022 yılında ayrıldıktan sonra biliyorsunuz ki 14 Mayıs'ta 2023 yılının ilk 5. ayında bir seçime giderken yine kadınlara yönelik yeniden Refah Partisi'nin söylemleri vardı ve kadınlar üzerinde bir algı oluşturulmaya çalışılırken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kalktılar dediler ki bizi trollüyorlar dediler. Bize kumpas kuruyorlar dediler. Salt kadın olduğumuz için dediler ve 6.284 sayılı yasayı hatırlattılar. Şimdi bu yasa da koruyamadı. Gelin görün ki bugün gelinen noktada biz kadınlarımızın ölüsüne ağlayan bir topluma dönüştük ne oluyor bize? Yani yasa koruyamıyor. Yasa hayata geçirilmiyor. E, insanlara yani erkeklere sen niye kadını öldürüyorsun diye birileri dur diyemiyor. E, i̇yi hal indiriminden serbest bırakılıyor. Bir caydırıcı bir ceza yok. E, bugün yine Kayseri'de e, biliyorsunuz yaz mevsiminde e, katledilen 18 yaşındaki bir kızımızın duruşması vardı. Bu duruşmaya babası ve annesi katıldı. Babasının ifadesi çok e, yani acı. Ben onun Buraya kravat takıp geleceğini bildiğim için ben de kravat taktım geldim diyor Akın Çoban. Benim kızım 18 yaşındaydı. Gardiyan olacaktı diyor. Ve benim kızım katledildi diyor. Şimdi ne yapıyoruz biz? Yani Geç. neye karşı önlem almamız gerekirken neden önlem almıyoruz? Ya şimdi şöyle bir şey var bak. Biraz sonra geleceğiz de konuya. Cemaatler ve tarikatlar mevzusu birçok yerde kılcal damarlara kadar girmiş. Evet. Yani şimdi yeniden Refah Partisi'nin Hüdapar'ın falan biliyorsunuz seçim dönemindeki söylemleri şartları ve yaptırmak istedikleri vardı. Şimdi onların hepsini geçtik. Bunlar söylenebilir. Yani siyaseten bir yerlere mesaj vermeye çalışabilirler. Şimdi burada asıl önemli olan korulan yasaları koruması gerekenler koruyamıyor. Evet. Yani hükümet hükümet edenler yani kişisel değil. Bu AK Parti hükümeti de olabilir. CHP hükümeti tabii de olabilir. Ki. İyi Parti hükümeti de olabilir. Tabii, tabii. Hükümetler bu yasaları korumak ve tam anlamıyla kullanmak için vardır. E hükümet bunu korumayınca ya işte herkes elini kolunu sallayıp çıkıyor diyor bu sefer canı sıkılan ya bunları <laughs> önlemek için öncelikle şu pompalı tüfekli, tabancaydı evet. bilmem neydi bireysel silahlanmayı yok etmen lazım. Evet. Yani şimdi adam Tamam yani onları yok ettince kurtuluyor mu diye belki soracaksın da bıçak var diyeceksin falan. Ya o da müstesna artık ona da bir şey yapamazsın. Ama adam pompalı e, elini alıyor gidiyor. Kadıncağız boşanmak için ayrılmış çocuğunu almış annesinin babasının yanına gitmiş. Adam pompalıyla görüşeceğim ya da çocuğumu göreceğim diye geliyor. Ya hiç günah olmayan kayınvalideyi, kayınbabayı, baldızı çocuğunu vuruyor çıkıyor ya ve 10 tane o pompalıdan ateş ediyor. Yani bu pompalı neye istinaden veriliyor? Hep bu pompalılar bu boşanmak için ya da boşanma davasında olan insanlara mı veriliyor? Ya böyle bir hakları mı var? Böyle bir kanun mu var? İşte kanun yapıcılar bunları düşünmüş, koymuşlar ama kanun koruyucular koruyamıyor. Mesele orada. Evet. Yani şimdi İstanbul Sözleşmesi dursa ne olacaktı? belki caydırıcı olacaktı. Onu esas İstanbul Sözleşmesi'ndeki maddeleri hükümet edenler tam anlamıyla yap, yaptırabilselerdi bunlar hiçbir olmazdı. Yani şimdi sen ya da örnek vermeyeyim bu bir şey olacak. Şuradan gidip gitti vatandaşın biri aç bir ekmek bir yumurta çaldı. Ne kadar kolluk kuvveti varsa Adamın evinde başında şurada burada. Yahu bir Manisalı ekmek çocuklar, bir yumurta. Manisalı çocuklar. Yani ben bunu örnek bahsediyor. veriyorum. Hatırlayın yani. Şimdi dünyanın, dünya devletlerinin bir çoğunun mafya liderleri, çete başları, kara para aklayıcıları memlekette cirit atıyor. Sen bir yumurtayla bir ekmek çalanın peşine düşüyorsun. Yedi sene boyunca bunlar buraya yerleşmiş. Kimi villa almış, kimi iş yeri kurmuş, kimi resmen uyuşturucu üretiyor bu ülkemizde. Bizim Gençlerimizi ülkemizde. zehirliyor. Evet. Gençlerimiz, çocuklarımız 10 yaşına kadar imiş, zehirleniyor. Hükümet edenler bunları Hani yasak bunlar. Hani cezaları kat be kat yüksek. E hani nerede? Yani önemli olan hükümet edenlerin işe sahip çıkması lazım. Biz anca söyleriz. Yani çok aklımız yettiğince de bir çare öneririz. Yani şunu şöyle yaparsanız mesela <laughs> biz de çocukluğumuzda 8-10 yaşındayken bazı şeyleri düşünemiyorduk, bazı şeyleri biz yönlendirilebiliyorduk. Ben hep söylüyorum, bugün kadın cinayetlerini bile önleyecek olan şey, ilk öğretim düzeyinde o polislerin bir imam gibi geliyorlar ya evet. din derslerine, gelip o çocuklara suç nedir? Kullanılan silah nedir, ne suçu olur, ne affedilir, ne affedilmez, ileride neye saplanılır, neye saplanılmaz Bunlar anlatması lazım. Bunlar belki de ilerideki kadın cinayetlerini de aşağı çekecektir. Evet. Şimdi bir araya gideceğiz de e, şimdi bir asıl konumuz çok buraya bağlantılı bir konuydu ama yetişmedi. Bu sizinle bahsettiğiniz de bu tarikat cemaatler mevzusu. Yani ben bunu oraya söyleyen, var diye girmiyorum Var var, var. diye bunu, bu. bunu söyleyen Milli Eğitim bakanı yani düşünebiliyor musunuz? Ve yani. Bunu, bunu nerede söylüyor? Bunu mecliste. Mecliste söylüyor. Kime karşı söylüyor? Atanmış bir adam seçilmişlere, seçilmişlere karşı söylüyor. Yani millete karşı Ve söylüyor. Çekiyor. Evet. Diyor ki. Bu diyor yaptık sözleşmeleri yine de yapacağız. Çatlayın patlayın diyor bu. Nasıl bir ifadedir ya? Peki. Bir araya gidelim. Gidelim. Değerli izleyenler kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yine çok değerli ve önemli konularımız var. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, Düşünce Masası programına ikinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuayen, gazeteci meslektaşım, kıymetli ağabeyim Salih Balcı ile birlikte. Tabii birinci bölümde daha çok Türkiye gündemi üzerinde durduk ama yine Türkiye gündemiyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlıklara ait 2024 yılı mali bütçe e, turları başladı. Buna dönük olarak bakanlar geliyorlar, e, mecliste milletvekillerine. Bakanlığın iç tüzüğüyle ilgili ve iç hizmet kanunlarıyla ilgili ve buna dönük ödenek haklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. Ve bu bilgilendirmeler ışığında da önümüzdeki bir yıl içerisinde bakanlıkların yapması gereken harcama tutarlarının dönük olarak bir bütçe istiyorlar. Bu bütçeyi de e, harcayacaklarını, nasıl harcayacaklarını kalem kalem anlatıyorlar. Ve bizler de bunu milletvekillerine anlatırken, yine basın yoluyla kamuoyuna aktarıldığı için izliyor takip ediyoruz. Tabii siz vatandaşlar biraz daha yalın takip ediyorsunuz ama biz gazeteciler biraz daha derinlemesine takip ediyoruz. Şimdi bazı bakanlar yaptıkları konuşmalarla gündemde kalıyorlar ve bunlar gündemde kalırken aslında yani bu gündemde kaldıkları anda yaptıkları çıkışlardaki sözlerin nereye gittiğini, nereye savrulduğunu, nereden cesaret aldıklarını yani bilmeden mi yapıyorlar ya da birileri bu sözleri bunlara söylettiriyor mu özel olarak nasıl ezberliyorlar bunu da bilmiyoruz. Şimdi bizim bir anayasamız var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var. 177 maddeden oluşuyor ve 16 tane de ek maddemiz var. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturuyorlar bir karar alıyorlar. Diyorlar ki din bir insanın tek elinde olamaz. Allah var, yaratıcı ve onun Resulü var, ve bir de kitap var. Dolayısıyla bu kitabı öğrendikten sonra Allah'ın Resuluna inanıp Allah'a kulluk etmek vardır. Ama gelin görün ki tekke ve zaviyeler, bugünkü adıyla cemaat ve tarikatlar, Atatürk ve arkadaşlarının aldığı bir kararla birlikte yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda teminat altına alarak kapatılıyor. Ama görün, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Tekin, biz cemaat ve tarikatlarla sizin STK diye adlandırdığınız bu yapılarla çok protokol imzaladık ve imzalamaya da devam edeceğiz diyor. 2709 tane protokol imzalanmış. Düşünebiliyor musunuz? 2709 tane protokol imzalanmış. Şimdi bir bizi yönetmesi için ve bizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmesi için çağdaş eğitim, layık eğitim, bilimsel eğitim hakkımızı kullanmamız için ve bunu devam ettirebilmemiz için bir de bakanlığımız var. Milli Eğitim Bakanlığımız. Bir hükümet seçiyoruz. Bu hükümet bizi koruyup kollanması gerekirken bizim çocuklarımızın ahlak ve terbiyesini cemaat ve tarikatlardan alacağını öngören bazı protokoller imzalıyormuş, hazırlıyormuş. Yahu burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Ve dolayısıyla anayasada teminat altında birazdan bunu derin bir şekilde konuşacağız, tartışacağız. Niye böyle olduğunu da hatırlatacağız. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarına bir gidelim. 1925 yılı şey Said isyanı. Ne var temelinde? Din var. Ben demiyorum ki din insanlara isyan etmeyi öğretiyor. Ben demiyorum ki din insanları yoldan çıkartıyor. Hayır. Dini kullananlar, dini sömürenler, dini siyasete alet edip kula kulluk ettirenler İsyan çıkarttılar. Tarihteki yerini aldı. Bitti mi bununla? Daha yakın zamanda 2016 yılında o güne kadar Hoca Efendi diye adlandırılan Fethullah Gülen bir anda oldu Fethullahçı terör örgütü. Bugünkü siyasal iktidarın koalisyonla birlikte iktidara geldiği ve bütün devlet kurumlarında kadrolaştığı bu Fethullah Gülen cemaati terör örgütüne dönüştü. Bütün kurumlarda yargıdan eğitime sağlıktan sokağa kadar bütün kurumlarda cemaat mensupları terörist ilan edilip yönetici veya üye sıfatıyla cezaevlerine atıldı. Ama siyasi ayağı bir türlü çıkartılmadı. Gelin görün ki bunlar yaşanmamış gibi Sayın Bakan diyor ki biz çocuklarımızı dağa göndermiyoruz. Dağdan korumak için protokoller imzalıyoruz diyor. Yahu bırakın insanlar dinini yaşasın. Bırakın insanlar cumhuriyet içerisinde çağdaşça, uygarca, medeniyce dinlerini yaşasın. Kimse kimsenin dinini elinden alamaz. Din kimsenin tekelinde olamaz. Yapamazsınız bunu böyle bir şey. Yapmanıza izin verilmemesi lazım. Muhalefet de izin vermemesi lazım. Vatandaşın da izin vermemesi lazım. Bir vatandaşın çocuğunu din adı altında örgütlerken, siz onlar onlarla birlikte kitleselleşirken, yarın bu kitleselleştiğiniz bu ortamı ne için neye karşı nasıl kullanacağınızın bir teminatı yok, bir garantisi yok ve olmayacak da böyle gittiği sürece. Şimdi bakan bunu söylüyor. Bakan bunu söylerken muhalefet tepki gösteriyor. İktidar alkışlıyor. İktidar, milletvekilleri ne her şey alkışlıyor. Alkışlıyor. Şimdi daha göndermeyeceğiz diyorlar. Bir önceki İçişleri Bakanı dağdakilerin sayısını verdi 55 dedi. 3 gün önce Milli Savunma Bakanlığı operasyon düzenledi bölücü terör örgütüne yönelik 1804 terörist etkisiz hale getirdi. 1804 terörist etkisiz hale getirdi dedi. Yani hep rakamlar hep çelişkili, birbiriyle hep çelişkili. Ben bir çocuk da dünyaya getireceğim. Ben çocuğumu Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edeceğim. 18 yaşına geldikten sonra onun eşit yurttaşlık hakkı var ve eşit yurttaşlık hakkından yararlanması yararlandığına inandığım için teslim edeceğim. Diyeceğim ki bu çocuğumun başına hiçbir şey gelmez diyeceğim. Ama bakıyoruz tarikat ve cemaatlerde Ensar Vakfı 45 tane erkek çocuğuna tecavüz edildi. Tıp öğrencisi Elazığ'da tarikat yurdunda kendi canına kıydı. Antalya'da yine bir üniversite öğrencisi Oranın bir çalışanı tarafından baltayla katledildi. Bunun örnekleri artırılabilir. Şu an aklıma geldiği için bunları sıralıyorum. Çok var. Ziyadesiyle var. Şimdi tarikat ve cemaatler son model araçlarına binerlerken, ceplerini doldururlarken, holdingleşirlerken, bırakın şirketleşmeyi, holdingleşirlerken, ve bunu insanların dini duygularını istismar ettiklerinden dolayı yaptıklarını görmezden gelen vatandaşlarımız hala çocuklarını hala çocuklarını buralara güvenmeye devam ediyorlar. Buralara teslim etmeye devam ediyorlar. Şimdi araya satıyor ki 174. madde açık. Önce hemen şunu bir lütfen hatırlatalım. 174. madde bize diyor ki bu memnudur diyor. Tekke ve zaviyeler memnudur. Memnu ne demek? Yasak yasa dışı. Şimdi 174. madde bize alenen devrim kanunları anayasal koruma altındadır. O kanunlardan biri de 677 sayılı kanundur. 30-11-1924 tarih ve 677 sayılı devrim kanununa göre alel mum tarikatlar memnudur. Yani bütün tarikatlar yasa dışıdır. Anayasaya aykırıdır. Şimdi biz tekke ve zaviye demiyoruz. Tarikat ve cemaat diyoruz. Adını güzelleştiriyoruz. Bunların da sokaklarda palazlanmasının yolunu da vakıf ve dernekleşmelerini önünü açarak sağlıyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Devrim kanunlarıyla birlikte tekke ve zaviyeler kapatıldı diyoruz. İnsanlarımızın dini duyguları istismar edilmesin diye bunu yaptık diyoruz. Ama gelin görün ki hükümetin atanmış bir bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani Gazi Meclis'te çıkıyor diyor ki sizin STK diye adlandırdığınıza biz tarikat ve cemaat diyoruz ve bunlarla protokol imzalamaya devam ediyoruz diyor. O sizin söyledikleriniz diyor eski Türkiye'de kaldı diyor. Artık yeni Türkiye var diyor. Şöyle diyor. Sizin Tarikat ve cemaat dediklerimize ha, STK. diyor. Biz de STK, STK, STK diyoruz diyor. Evet, STK Yalnız diyoruz. Evet. orada şimdi koskoca Milli Eğitim Bakanı olmuş ve bu Türkiye'nin ana sınıfından üniversitesine kadar geçtiğini yetiştirecek fikirleri ortaya koyacak. O kurulları kuracak. Milli Eğitim Bakanı herhalde şunu bilmiyor. Ya da bilmek istemiyor. Ya da söylemek istemiyor. Hı hı. Şimdi en basit bir STK'nın bile bir genel kurulu var hı hı. bir e, seçmen kitlesi var bir seçilecek insanların belirli e, tut, tabiye tutuldukları bir sistem var şimdi tarikat ve cemaatlerin neyi var buna neye göre seçiliyor dernekler masasında bunların bir defteri var mı bir, bir dosyası var mı bir kontrol örneği var mı yok Çünkü oraya gelince yani mecbur tutulacak dernekler masasına ya da İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gereken yerde 174. madde geçerli. Bunlar yasak diyor. Yani yasa dışı diyor. Anayasaya göre yasa dışı diyor. Ama gel gör ki içeride bir sete daha fazla taltif ediliyor. Bir sete daha fazla imkan veriliyor. Ve daha fazla yani kullanabilecekleri taşınmazlar edinmelerine sebep olunuyor. Evet. Bunu da hükümetler yapıyor. Devletler değil. Şimdi din bilgisi evet önemli. Din bilgisini çocuk yaşta değil de bu Kur'an'da da var. Ahil bali olduktan sonra eğitimi alması gerekiyor. Anlayabilmesi için. Şimdi hepimiz geçmişte yani çocukken 10 12 yaşlarındayken Kur'an Kur kursları. Kur'an kursları yoktu o zaman. Çünkü bizim yaşımız ortaya çıkar ya. Hmm. Yani bizim bizim dönemimizde camilerde, camilerde, camilerde müezzinler işte. vardı. Evet, evet, bizim Onlar işte yani. bizim namazlıklarımızı ya yani bir e, İslamiyet mensubunun nasıl davranması gerektiğinin altyapısını çok fazla belirli yazarların ya da kitapların peşine düşmeden Kur'an-ı Kerim Özelinde anlatırlardı. Bizim yani onların anlatımlarıyla bizde bu merak oluştu ve ben Kur'an-ı Kerim'in tamamı defalarca okudum, defalarca hı hı. tamamını şey değil, Arapçasını değil, Türkçe'sini. Niye? E, Arapçasını okusam anlamıyorum ki. Evet. Türkçe'sini okudum ki ne diyor anlayayım diye. Şimdi orada çok e, Kısa ve öz anlatılan bir şey var. Buna hep dikkat çekiyorum da millet kendine bu konuya dikkat çekmiyor. Şimdi yaradan yani Rabbimiz diyor ki peygamberimize işte ben sana vahiyler göndereceğim. Sen bunu vatandaşlara anlat. İzah et. Yani bugünkü e, kelime çarcıyla bunu ortaya koyacak olsak yani Türkçeleştirecek olursak sen benim tebliğ memurumsun. Ben söylediklerimi halka, vatandaşa, işte yaşayan insanlara anlat ama sakın kendini benim yerime koyma. Hı hı. Bu ne demek? O e, inanç ve itimat benimle kulun arasında diyor. Kendi en çok sevdiği insan peygamberi, son peygamberi birçok şeyi de yetkilendirdiği kişiye bile kulla benim arama girme diyor. Evet. E şimdi tarikatlar ve cemaatler ne yapıyor? Şeyh ne derse o oluyor. Evet. E peki o zaman sen Allah'la kulun arasına girmiş olmuyor musun? Tabii ki. Hangi yetkiye dayanarak yapıyorsun bunu? Bu şirk koşmak değil mi? Tabii bunu, ki. Bunu tabii ki din adamları, din alimleri daha iyi izah ederler ama yani bu bizim kendi oluşturduğumuz şeyler. Şimdi bu atanmış milli adı da milli tırnak içinde. Atanmış kişinin çıkıp da çatlayın patlayın bu ne demek bir de bu çıktı. Bu Süleyman Soylu da aynısını söylüyordu. Oh oh mu diyordu da. Bu oh oh demedi de çatlayın patlayın dedi. Bu protokolları yapmaya devam edeceğiz. Ne protokol yapıyorsun? Anaokuluna yaptığın protokol mü senin protokol? <laughs> ya yapmayın artık yeter ya. Şu eğitimle oynamayın ya. Ha şöyle oynayabilirsiniz. Yani İngiltere, Fransa, Amerika ilk eğitimde ne yapıyor? Biz ne yapmıyoruz? Onları örnek alıp bir karma bir şey yapabilirsiniz. Dinimiz zaten bizim bizim kendi dinimiz. Biz onu bir şekilde öğreneceğiz. Ebeveynimizden öğreneceğiz. Okuyacağız, öğreneceğiz. Merak edeceğiz. Mahallenin hocasına ya da camisinin imamına gideceğiz, öğreneceğiz. Burada sıkıntı yok. Bunu da deşifre etmeye, bunu böyle ya oy ambarı gibi yapmaya da gerek yok. Tabii ki. Bunu mecliste de çıkıp öyle bağırarak, çağırarak falan anlatmaya da gerek yok. Bana şunu söylerse milli eğitim, bakın anından öperim millet de öpsün gitsin de. Biz Avrupa'da ki işte atıyorum 2023 matematik liseler arası matematik yarışmalarında biz Avrupa birincisi çıkardık. Nasıl voleybolda çıkarıyoruz? Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu çıkarıyoruz. Matematikte, fizikte işte ne bileyim projelerle birinci yetiştirikliğe çıkması lazımken diyor ki tekke ve zaviye eski adıyla yeni adıyla tarif et cemaatlerden protokol yapmaya devam edeceğiz diyor. Ya birazcık artık insanlar şöyle iki, iki arasına başlarını koyup da düşünmeleri lazım. Bu toplum bu çocuklar size emanet etmiş. Siz emanete böyle mi bakıyorsunuz? Bir de bakansınız. Ne çıkıyorsunuz orada 600 tane seçilmiş millete resti çekiyorsunuz. Sizi oraya getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisi de hatta yani genel başkan olduğu partide sizi orada alkışlıyor. Orada tek tek röportaj yapsanız siz niye alkışladınız arkadaş desen doğru cevabı 600 kişiden ya da onların 300 217 miydi rakamları? Evet. Yani ondan 217'den iki düzgün cevap ya alırsınız ya alamazsınız. bir e, konuşma bitince alkışlayın dediler biz alkışladık. Konuşma başlayınca alkışlayın diyorlar biz alkışlıyoruz. E o zaman niye seçiliyorsun sen milletin vekili olarak? Niye gidiyorsun oraya? Şimdi anayasada açık bu da açık. Anayasada. Ya 40... elbette. Anayasanın Hayır 40... anayasa ile birlikte Kur'an'da da açık bu. Şimdi Kur'an'ı zaten e, dikkate almayan bir toplumuz biz Müslüman toplumu. Okumadığımız Kur'an'a inanan bir toplumuz. Müslüman mısın elhamdülillah? Kur'an okudun mu? Hayır. Keşke okuyabilsek. Kur'an okumadığımız gibi anayasayı da okumuyoruz ama Şimdi yani. en azından atanmışlar ve seçilmişler de biliyordur bu anayasayı. Kur'an'ı da bilmek zorunluluğu olduğu gibi anayasayı bilme zorunluluklar da var bunların. Değiştirilmesine rağmen bakın anayasanın biliyorsunuz ki bu iktidar tarafından 21 yılda 134 maddesi değiştirildi. Yani aşağı yukarı tamamen değiştirildi. madde de dahil buna. Değiştirilmesine rağmen madde 42 açık. Bakın çok uzun ama ben gerekli hassasiyetli yerleri cımbızla çekip alacağım. İnsanlar da araştırsın baksın öğrensinler. Anasana 40. maddesi diyor ki kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz diyor. Tabi devam ediyor. En sonunda da diyor ki Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne surette olursa olsun engellenemez. Türkçe'den başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarının ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı dillerle, yabancı dili eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir milletler arası anlaşma hükümleri saklıdır diyor. Şimdi açık. Anayasada açık bu. Şimdi biz ÇEDES diye bir şey çıkarttık. Ne bu ÇEDES? Çevreme duyarlıyım. Değerlerime sahip çıkıyorum. ÇEDES diye bir projemiz var bizim. Bu hükümet eliyle çıkartıldı. Şimdi anayasada açık. Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, çağdaş bilimsel, layık bir eğitimden evet. bahsediyor anayasa. Bunu şuraya koyalım. Anayasanın ne olduğunu herkese, herkes biliyordur biz de hep hatırlatıyoruz, öğretmiyoruz. Hatırlatıyoruz. Bir ülkenin anayasası. Yani sen bir bireysin, evlendin, çocukların oldu. Senin evin reisi sensin. Sen bir anayasa belirliyorsun. Evin kurallarını koyuyorsun. Bu kuralları ihlal edenlerin kulağını çekiyorsun. Uyarıda bulunuyorsun. ihtarda bulunuyorsun. Şimdi biz ÇEDES projesi kapsamında bugün Kocaeli'de anaokuluna imam aldık. Kars'ta anaokuluna Ülkocağı Başkanı'nı aldık. Muğla'da öğrencilere mezarlık temizlettik. Adıyaman'da öğrencilere mezarlık temizlettik. Şimdi yine anayasada açık bir veli seçmeli olduğu için imamın gireceği anaokul dersinde müfredata uygun olmadığını düşündüğünden itiraz hakkını ve çocuğuna o dersi aldırmama hakkına sahip. Ama bu bilgilendirme velilere yapılmıyor. Bunu bilen, hakkına ama. sahip olan veliler çocuklarını bu dersten muaf tutuyor. Çünkü bu dersin o yaştaki bir çocuğa uygun olmadığını düşünüyor. Biraz önce siz akıl bali olmadığından bahsettiniz ya bireylerin. O açıdan. Şimdi yakın etrafımızda da var. Yani çocukların bebek yaşta neredeyse din eğitimi alması gerektiğini inanıyorlar. Yani neye inanıyorlar bilmiyorum. Kendileri bilmedikleri için onlar alsın diye. İşte düşünüyorlar bilseler dağından. 6 yaşında kız çocuğunu evlendirmezler. Ya o arkadaş din bir oyuncak değil. Ya inandığın dine kendin saygı duymuyorsun ya. Maalesef. İnandığın dine saygı duysan bebek yaştaki bir bireyi din eğitimi almasına rıza göstermezsin, razı gelmezsin arkadaş. Biz bunu söyleyince din karşıtı oluyoruz. Sen Daha bunu şey yaparken diye. dine saygısızlık yaptığını görmezden geliyorsun öyle mi? Ya arkadaş yapma ya. Çocuk önce bir bilimsel bir eğitimini bir alsın, kendini bir keşfetsin ya bu çocuk. Bırak bu çocuğu ya. Kendini bir keşfetsin. Sonra kendisi karar versin. Yani veriyor da zaten. Tabii ki ya. Ya bu ülkenin zaten %98'i Müslüman. Ve iyi de Müslüman. Ya böyle kötü Müslüman olanları da zaten biz yine senden önce dur diyoruz ya. Kötü Müslümanlardan kastımız anladınız işte. Yani Sağ dünün Fetullah Gülen cemaati. Zaman gazetesi almayanı taşlıyorlardı ya. Doğru mu? Evet e bugün meşru Hatta yani imkanları neredeyse eğer vergi dairesinde yakınlarsa vergi dairesine şikayet ediyorlardı. Ürün defterlerini ya, kontrol de, et bizim vasitemizi almıyor de öyle diye. Öyle bir şeydi ki yani ev işte evlenecekler şu düğün salonunda evleneceksin. Şu mobilyacıdan mobilyanı alacaksın. Şu beyaz eşyacıdan beyaz eşyanı alacaksın. Şu kuyumcudan altınını alacaksın. Şu mağazadan kıyafetini alacaksın. Bu demli içlerinde döndürüyorlardı ekonomiyi. Şimdi Milli Eğitim Bakanı çıkacak bunu söyleyecek. Ve aradan günler geçecek. Günler sonra bizim muhalefetimiz 81 ilde eş zamanlı açıklama yapmak için sokağa çıkacak. Şimdi bunlar kadar muhalefet de aslında sorumluluğunu bilmiyor. Şimdi iktidar hata yapıyor. Muhalefet bekliyor. Neyi bekliyorsun arkadaş? Titretmen lazım ortalığı ya. Ya açık açık söylüyor ya. Ya bir sürü tarikat, cemaat ve bunlara bağlı bir sürü dernek vakıflar var arkadaş. Yapmayın, etmeyin ya. Ya yapmayın etmeyin Allah aşkına ya. Ya bu din, din başka bir şeye benzemiyor bu ya. İnsanın bir inancı. Elini açıyor, dua ediyor. Allah ile kul arasında ya bu. Var mı arada bir aracıya ihtiyaç var mı ya? Yok diyor o zaten. Itti. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Yani anayasada bile bu kadar açıkken ve bu kadar gündem olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı, acaba Milli Eğitim Bakanını çağırıp herhangi ya bir telkinde bulunmuş mudur? Mümkünatı var mı ya? O Milli Eğitim Bakanı'nın geçmişine bir bakmak lazım. Geçmişinde hangi tarikat ve cemaatle bağlantılı olduğunu bir görmek lazım. Bir incelemek lazım. Hatırlayın Cübbeli Ahmet'in Cübbeli Ahmet'in tarikatıyla yani cemaatiyle İsmail Ağa cemaati arasında yakın zamanda yaşanan sürtüşmeyi bir hatırlayın. Filistin üzerinden. Daha önce liderlik üzerinden. Liderlik üzerinden de. Yahu birbirlerine öyle bir tamda bulundular. Ben utandım insan olduğum için ya. Fuhuş girdi devreye ya. Beni konuşturma dedi. O fotoğrafları bana servis ettirme dedi ya. Evet. Alın görün işte arkadaş. Yapmayın etmeyin ya. Çocuklarınızı eğer emanet edecekseniz eğitime emanet edin. Ve siz kendiniz evde oturun. Kur'an'ı bilmeyen çocuğunuza kendiniz Kur'an'ı öğrenin. Kendiniz Kur'an'ı anlatın arkadaş. İlle de birileri öğretecekse siz öğretin anne baba olarak. Senin anne babalığın nerede? Senin anne baba olarak çocuğuna vereceğin ahlak, terbiye, eğitim nerede? Bu yok. O sorumluluktan kaçıyor. Çünkü kendisi bilmiyor. Ne anlatacak? Çocuklar cin gibi. Kendisi mi? öğrenmemiş. Bir kere çocuk zaten sana ihtiyaç duymuyor. Dijital dünyadayız. Açıyor, elinden bakıyor. Tabii canım hangi ayet ne diyor, hangi sure ne diyor? Bitti. Hepsine bakıyor. Bitti. Bu kadar açık ve net. Bak şimdi bugün Filistin'de çocuklar katlediliyor. Çocuklar. Filistin'de çocuklar katlediliyor. Ne yapıyor bu tarikat cemaatler? Ne yapıyor? Valla şimdi orada bir şey var. Gazze'de bir proje gerçekleştirilmiş. Orada denize nazır villalar yapılıyormuş. İnsanların oturduğu ikametlerinde yani işgal ediyor İsrail orayı. Oraya denize nazır villalar yapılıyor, siteler kuruluyor. Şimdiden de binlerce kişi oradan almışlar, milli almak için kalmışlar. Şeye sıraya girmişler. Evet. Yani Hayat bu, bu işte. İsrail de bir garip. Bu şeyde de Zeytin Tepe'de Sırat Köprüsü buraya kurulacak diye orada 2 milyon 3 milyon dolar verip mezar aldıklarına benziyor bu şey. Nasıl bir sistem bu? Nasıl bir kafa yapısı Ben anlamıyorum ki. Bizde de aynı işte. Yanmaz kefenler. Ya kim söylüyor bunu bilmiyorum. Yani Sırat Köprüsü Zeytin Tepe'den kurulacaktır. İnsanların hepsi buradan geçecek. E sen de geçeceksin oradan. Oradan 2 milyon dolar verip mezar alsan ne fark ediyor yani? Şimdi bu Türkan Saylan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla çağdaş aşama destekleme derneği bir e, mizansen tiyatral gösteri e, hazırlamış. İşte e, Türkan Saylan Paşa'yla görüşüyorum Mustafa Kemal'le. Mustafa Kemal durumu anladıktan sonra diyor ki o zaman diyor İsmet Paşa'yı da alayım da diyor. Mahsun'un da söylediği gibi diyor bir daha geleyim diyor Samsun'dan diyor. Şimdi Atatürk 1919 19 Aralık'ında Kayseri'ye geldi. 19 Aralık günü de Kayseri'de Kayseri'ye gelişinin 104. yılı törenle kutlandı. Tabi bunu bir arkadaşımız eğer İhsan hazırsa videosunu bize versin sonra bunun üzerine söyleyeceklerimiz var. Heyeti temsiliye reisi olarak. Atatürk'ün heyeti temsiliye reisi olarak Kayseri'ye gelişi çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyük Atatürk koşusunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Burada bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk'ün Kayseri ziyaretinden ve o gün yaşananlardan bahsetti. Mustafa Kemal Paşa Kayseri'ye ilk ziyaretini sizlerin de bildiği gibi 19 Aralık 1919 yani 104 yıl önce bugün yapmıştır. Bu gelişi heyeti temsiliye reisi olarak gerçekleşmiştir. Kayseri hemşehrilerimiz havanın soğuk, karlı ve Geç saatler olmasına rağmen Mustafa Kemal ve heyetini çifte kümbetler denilen Kayserimizin girişindeki mevkide coşkulu bir şekilde gençleriyle, çocuklarıyla, büyükleriyle, kadınlarıyla adeta bir bayram havası içerisinde bayraklarla karşılamışlardır. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'te tören sonrası yaptığı konuşmada 104 yıl sonra aynı heyecanla atamızın şehrimize gelişini kutluyoruz dedi. 104 yıl sonra bugün aynı heyecanla atamızın şehrimize gelişini hem kutluyor hem de o günleri anıyoruz. Kayseri Kurtuluş Savaşı başladığı süreçten itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk e ve arkadaşlarına güvenmiş ve Kurtuluş Savaşı'ndaki askerlerimize sürekli destek olmuştur. Sizin bildiğiniz gibi Kayseri lisemizden cephe öğrencilerimiz akın akın gitmiş. Her yerden cephe askerler göndermiş. Ekonomik destekler yollamıştır. Etkinlikler Atatürk evinde devam etti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı. Ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bıraktı. Etkinlikler öğrenciler tarafından açılan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi. Sen başladın mı orada? Tabii o işte Sevir'den Lozan'a giden bir süreç. Tabii Atatürk Kurtuluş Savaşı'na giden yolda milli mücadeleyi başlatıyor. 19 Aralık 1919 yılında Samsun'a çıkıyor. Tabii sırasıyla Amasya Genelgesi, ardından Erzurum Kongresi, ardından Sivas Kongresi derken Kayseri'den Biliyorsunuz ki milli mücadeleyi temsil eden Nuh Naci Yazgan. Nuh Naci Yazgan Sivas Kongresi'ne katılmak üzere buradan yola çıkıyor, gidiyor. Tabii bir gün gecikmeli gidiyor. Orada Atay'ı Kayseri'ye davet ediyor. Diyor ki paşam Kayseri'ye de gelin. Kayseri'de milli mücadeleye katmak için ön hazırlıkları biz oluşturduk. Sizin de Kayserililerle bir buluşmanız gerekiyor diyor. Tabii Atatürk karlı bir cuma akşamı çifte kümmette 19 Aralık 1919 tarihinde karşılanıyor heyeti temsiliye reisi olarak. Tabi yanında Rauf Bey var, arkadaşları var. İmam Zade Reşit Bey'in evinde kalıyorlar bugünkü adıyla Atatürk evi. Bir kısmı orada, bir kısmı Naci Azgan Bey'in evinde. Tabi arka, bazı arkadaşları gelmiyor, gelmediği için yemeğe başlayamıyorlar. Hemen müfreze gidiyor, yolda kalanları geri getiriyor, öyle yemeye başlanıyor vesaire. Burada üç gün geçiriyor. Ertesi gün hemen 20 Aralık günü belediyeye gidiyor. Belediye binasında belediye başkanıyla görüşüyor esnafla görüşüyor. Ee, kızıklı e, İmam Kasım Efendi var. Bir de ona gidelim diyorlar işte o zaman. Ulema. Evet. evet. Gidiyorlar. Kasım Efendi ile görüşüyorlar. Kasım Efendi'den milli mücadeleye destek vermesini istediklerinde doğudan sarı saçlı mavi gözlü bir dev gelecek. O sen misin? Ve Kayseri seninledir diyorlar. O günden sonra tabii e, Mustafa Kemal 21 Aralık günü Yine bir toplantıdan sonra e, Kayseri'den ayrılıyor. Hacı Bektaş, oradan Kırşehir. Şimdi tabii sonrası çok önemli. Nuh Naci Yazgan Beyefendi. Biliyorsunuz meclis kurulduğunda milletvekili. Evet. <laughs> ve sonrasında paşanın emriyle Adana'ya gönderiliyor. Adana'da milli mensucat kuruluyor. Milli mensucat kurulduğunda yine... Türkiye'nin ilk bankası Akbank. Kayserili 15 iş insanının çabalarıyla kuruluyor ki bugün Sabancı Holding'in himayesinde Akbank. Evet. Yani bir cumhuriyet kuruluyor. Bu cumhuriyetin kurulma sürecinde bir halk bir Osmanlı'nın Osmanlı ordusunun komutanına inanabiliyor. Neden? Nutuk'ta da belirtiyor ya. Delalet, ihanet, hiyalet. Diyanet. Şimdi Fransızlar, İngilizler ya düşünün yani Hindistan'dan bile İngilizleri desteklemek üzere Avusturya'dan bile işte Anzaklar, işte İngilizleri desteklemek üzere askerlerini diyor. getiriyor buraya. İtalyanlar, Yunan her yerde kol geziyor. Dolayısıyla ya bu toprakları işgal edenlere teslim edeceksiniz ya da bu işgalcileri, bu pislikleri bu ülkeden elinize aldığınız süpürgelerle temizleyeceksiniz. Bizim süpürgelerimiz o zamanki imkanlarla, kısıtlı imkanlarımızla yani Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılmış bir Osmanlı, borç batağına bürünmüş bir Osmanlı, elinde bırakın topu, tankı, tüfeğini, parası olmayan bir Osmanlı, çok az sayıda askeri, çok az sayıda tüfeğiyle birlikte halkın desteğini arkasına alarak tırpanını, kazmasını, küreğini, sapanını <laughs> alan milli mücadeleye katılıyor. Yunan oradan bastırmış, Ankara'ya kadar gelmiş, Polatlı'ya kadar. Fransızlar komple Maraş'ı Antep'i işgal etmiş, İngilizler İstanbul'u işgal etmiş. Ruslar gelmiş yukarıdan. Ruslar geliyor ve Sevir'den, giriyor. Sevir'den Lozan'a giden bir süreç ve bir Türkiye Cumhuriyeti, bir bebek doğuyor. Halkın inancıyla, Şimdi hep Atatürk'e kızıyorlar da Cumhuriyet'e de kızıyorlar da. Yani şimdi gerçekten bunu bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarsa lütfen öğrensinler. Bu kurulan Cumhuriyet, yani yeni Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti, o Osmanlı'nın, o padişahların, o saltanatlar içinde yaşayan padişahların 55 yılına kadar Avrupa'ya olan borçlarını ödüyor hem fabrikalar kuruyor, hem demir yolları yapıyor, hem yollar yapıyor, hem okullar açıyor ve bunun daha kat be kat üstünü Avrupalıya Osmanlı padişahlarının bıraktığı borcu ödüyor. Yani öyle az buz borçta değil. Libor artı para. Libor faiz sistemi o zamanki döviz faizi. Bunları Türkiye Cumhuriyeti ödüyor. Düşün 23 yılından 55 yılına kadar yani şimdi bu insanlar sorulduğu zaman Osmanlı niye derler bilmiyorum. Ya sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyisi, vatandaşısın. Yani Cumhurbaşkanı neyse sen de olsun. Fabrikatör neyse ya bizim sokaklarımızı temizleyen görevliler de o. Ya hiçbir insanlık değerinde bir farkı yok. İslamiyetin temeli nedir? İnsanlar arasında fark yok. Cumhuriyet'in de temelli odur. Evet. Şimdi Osmanlı'yı tercih ediyor diyorlar. Ya Osmanlı'da bireysel bir hak yoktu ki. Osmanlı ailesinin toprağı, Osmanlı ailesinin şeyleri, kulları, vatandaşlar, bir tapu tasdiki falan yoktu. Yani şimdi böyle bir şeye niye özlem duyarlar? Bilemiyorum ya. Gerçekten anlamıyorum da. <laughs> Ben de anlayamıyorum gerçekten. Ben de anlayamıyorum. Ya yani sen hiç bir padişahın, bir yani çok dışarı çıkmamışlar ama en azından Cuma günleri şey değil. Abdülhamit değil. Vahdettin de Vahdettin. değil. Vahdettin de X birkaç kere çıkmış Cuma'ya. Ondan sonra o da içeriye kapanmış. Ondan önce Abdülazizler Abdülaziz. falan Cuma hep dışarıda kılmışlar. Hitapları evet. ey kullarım. Evet. Ya sen Allah mısın arkadaş ya? Evet. Halife olabilirsin. Halife olabilirsin. Halife peygamber bile dememiş kullarım diye. Asla herkese eşit değer vermiş. Yani sen onu ey kullarım diye başlıyorsun. Çok enteresan yani bir gerçekten şey. enteresan. Yani, yani garip yani. Şimdi şöyle karşılaştırıyorlar. Atatürk'ü seviyorsan dinsizsin. Alakası yok ya. Gerçekten Din, dinin alakası. dinin sen Atatürk'ten nefret ediyorsun. Ya bu Etmen kıyaslamalar, gerekiyor. bu karşılaştırmaları nasıl yapıyorsunuz? Neye göre yapıyorsunuz? Yahu açın bir okuyun arkadaş. Mehmet Akif Ersoy okusanız zaten anlarsınız Geter. ya. Ya gerçekten anlarsınız ya. Onun şeyi şey, kitaplarını biraz Safahat okusunlar Safat anlasınlar çok ya. Çok ağır dille yazıldığı için çok şimdiki neslin anlayacağını zannetmiyorum. Çevrilmişi yani. var. Var mı? Bugünkü e, yani Çağdaş Türkçeye çevrilmiş hali var. Ben o yani, orijinal baskısıyla okuduğum için. Evet, o ağır bir dil. Yani en az 3-5 kere Osmanlı Türkçesiyle yazılmış. Yani, evet. evet, o biraz ağır bir dil ama. Ya bir kere okusak zaten anlarız. Ya bir kere karşılaştıralım arkadaşım. Bu Cumhuriyet neymiş? Osmanlı İmparatorluğu neymiş? Cumhuriyet bana ne veriyormuş? Osmanlı İmparatorluğu bana ne vermiş? Yani dedemi nasıl yaşatmış Osmanlı? Cumhuriyet beni nasıl yaşatıyor? Ya bir bak arkadaş ya. Senin dinin elinden almamış. Osmanlı'daki gibi dini tek eline de almamış. Cumhuriyet. E sana yaşam özgürlüğü de vermiş. Tabii, tabii sana ta seçme orası, ve seçilme hakkı da tanımış bu Cumhuriyet. Bak ta oralara gitmeye gerek yok ya. Tabuk Atosçu Türkiye'de ne zaman dolaşmaya başladı? E, cumhuriyetle. Cumhuriyetten sonra. Evet. Yani bu ne demek? Biraz önce söyledik işte bir tapu, senin bir, hakkındı bir şey. Ya. Senin tak, diyor yok. ya, Evet. senin diyor ya. Ya Ama. o gelmiş sana demiş ki evet al arkadaş burası senin, şu da tapusu. He? Bunu hiçbir şey bozamaz. Ya peki tapu önce vardı da tapu değişikliği mi yapıldı? Devir teslimi mi yapıldı? Yokmuş ki ya. ya gerçekten enteresan. Vallahi bilmiyorum. Neyse biz bu gündemimizi dağıtmayalım. Şimdi 31 Mart'ta yok. bir seçime gideceğiz. Tabi seçime giden yolda şimdi e, herkeste bir heyecan var. Tabi mevcut belediye başkanlarında bir heyecan var. Mevcut belediye başkanlarının yerine müracaatta bulunan aday adaylarında bir heyecan var. Artı partilerde bir heyecan var. Mevcut kazanmış, Partilerde bir artı bir heyecan var. Yani bir heyecan var. Ee, kazanmak isteyen partilerde farklı bir heyecan var. Seçmen de bekliyor. Şimdi Kayseri'nin 17 tane belediyesi var. Bu 17 belediyenin e, 13 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, 4 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde, 17'si Cumhur İttifakı'nda. Dolayısıyla bugün e, Milliyetçi Hareket Partisi e, dedi ki bizim hakkımız, biz Kayseri'de dört belediyeyiz. Bir de merkez bir istiyoruz dedi. Beş belediye. Verilmedi. Dört belediye de sınırlı kaldı. Tabii son dakika değişikliği yaşanabilir mi bilmiyoruz ama en son edindiğimiz bilgiler bu yönde. Yani siyasette her şey olabilir. Olabilir tabii. Şimdi dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan sıfatıyla Sayın Erdoğan kurmaylarını, Kayseri'li kurmaylarını ve e, genel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcısı işte bir şey olmadıysa bile kesin bir şey olmuştur diye Anistan Yavuz'u da yanına evet. aldı. Tabi Sayın Öz Çevre Şehircilikliği Değişikliği Bakanı, Kayseri'nin e, lokomotifi, siyasi referansı. Yine Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş oradalardı. Milletvekillerimiz oradaydı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne seçilmiş milletvekilleri. Bizim seçilmiş e, 13 tane belediye başkanımız ve aday adayları da oradaydı. Temal yoklaması gerçekleştirildi. Bunlardan kısa bir briefing alındı. Bu briefingler not edildi. Kendilerini takdim ettiler ve Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür etti. Bir diğeri geldi. Yani kısa süreden sonra açıklanacak deniyor ama o kısa süre ne zaman bilmiyoruz. Ama ilk resmi olarak açıklama yapan e, belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. En azından başlayan. Başlayan yani. Ve başlarken de devam ettiren. E, Kayseri'den de iki isim de açıklandı. Işte. Akkışlı ve Bünyan Belediye Başkan Adayları da açıklandı. Şimdi tabii bu gidilen yolda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir değişiklik olur mu? 14 başkan arasında bir değişikliğe gidilir mi? Değişikliğe gidilsin ya da gidilmesin bu 14 belediye yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kalır mı? Bu gibi sorular şu an gündeme meşgul ediyor. Seçmen de bunu soruyor, sorguluyor. Ben hemen kısaca şunu söyleyeyim. Sosyal medya ortamlarında yapılan yorumlara baktığımda insanlarda bir yorulmuşluk var. İnsanlarda artık bir e, yeter serzenişi var. Bunları gördüm yani. Ne olur şimdi Kayseri'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tavrı mevcut e, belediye başkanlarında mı devam eder? Mevcutta bazı değişikliklere mi gider? Kulağımıza gelenler de var tabii Mevcutta devam edileceği yönünde ama ben... şimdi şöyle bir bir yıl senaryo var. Evet. Yani birinci senaryo mevcut başkanlarla devam edilecek. İkinci senaryo atlamalı devam edilecek. Yani Melikgazi Belediye Başkanı Büyükşehir'e. Evet. Büyük yani şey ilçe başkanı Gökhan Ülke. Gökhan Ülkeye. Gazi'ye, Gazi evet. Talas Belediye Başkanı Bakanlığa. Mustafa Yalçın Bakanlığa. Yani böyle söylentiler var. Böyle bir senaryolar da var. Üçüncüsü de sürekli bir temayül bir araştırma da var yapılan anketler var. Yani şimdi 5 yıllık belediye başkanının sizin partinizin belediye başkanı 2-3 kere bütçe artırımına gitmiş belediye başkanınıza siz ne diye temayül istersiniz ki? Siz bunları <laughs> bilmiyor musunuz? Ya bunların hiçbir çalışma raporu size gelmiyor mu? Tabii ki gitmiş olur mu yani? Yani Ziyadesi bu İçişleri Bakanlığı'na yani. bağlı olan bir şeydir, kurumdur. Bunların hiç bilgisi yok mu Ne temayülü? Ayrıca bir de müfettişler yönlendiriliyor biliyorsunuz. Evet, mesela o çok enteresan. Bugün bir arkadaşım anlattı tırnak içinde. iddiadır. Ama bana göre, bana anlatan insanların ben çok itimat ettiğim için kesinlikle yaşanmış bir şeydir. Müfettiş gönderiyor AK Parti, Kırşehir, Kayseri, Niğde. Aynısı bu üç dolaşacak. Yani, önce Kırşehir'e geliyor çünkü Ankara'ya en yakın yer orası. Belki Kırıkkale falan o tarafa başkaları gidiyor bilmiyorum. Kırşehir'de işte il yöneticileri falan oturuyor. Diyor ki ben mahalle temsilcileriyle görüşmeye geldim. Yani Kırşehir'de nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz? Nasıl bir meclis üyeleri istiyorsunuz diye. Bunu da kendi yöntemimle yapacağım. Bana diyor verin listeyi diyor. İşte mahalle delege listesini verin diyor. Veriyorlar listeyi. Oradan rastgele birini işaretliyor. Ahi Evren Mahallesi ismini de veriyorum bak. Kırşehir Ahi Evren Mahallesi mahalle temsilcisi AK Parti'nin. Arıyor telefonla. Diyor ki işte iyi günler ben Ankara'nın genel merkezin tayin ettiği müfettişim. Mahalle temsilcilerimizle görüşmeye geldim. İlk de sizde başlıyorum deyince diyor ki beyefendi beni niye arıyorsunuz diyor. Niye diyor? E ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle temsilcisiyim diyor. CHP'nin diyor. Bunu ses diyor. Kim verdi bu ismi diyor. yani siz diyor hayali mi hareket ediyorsunuz? Ya da il örgütleriniz hayali mi liste yapıyor diyor. Burada benim CHP'nin temsilcisi olduğum mahalle temsilcisi olduğu bütün mahalle bilir hatta Hırşehir bilir diyor. Bunun üzerine bu büyük bir tecrübe oluyor ve şok yaratıyor orada. Bunun üzerine Kayseri İl Teşkilatı Yoğun bir hazırlık içine giriyor. İsimleri araştırıyor, tek tek soruyor falan. Siz bizden misiniz, değil misiniz? Çünkü geçmişte hep yazıldı ya afaki isimler. <laughs> Belki git Tolga Yılmaz diye apartilik. Belki de bir mahalle sorumlusu da sen olabilirsin. Allah Allah. Yani böyle gariplikler de ortaya çıkıyor işte bu tür şeylerle. Yani kişinin haberi olmadan yani TC kimlik numarası üzerinden üye yapılıyor. Üye yapılıyor. O üye mahalle temsilcisi Maalesef, oluyor. <laughs> mahalle temsilcisi oluyor. <laughs> Ve tesadüf bu ya işte bir şeyler açığa çıkacak ya. Kura'da yani herhangi birini biri arandığında. Gerçekler gizli kalmıyor işte. Evet. O çıkıyor. Niye? İşte yalancının bu mu kadar yanarın hikayesi bu. <laughs> ya doğru düz mahalle delegeniz varsa Birini yapın arkadaş. Niye TC numarasına göre? Niye o üye sayısını fazla göstermeye çalışırsınız? Al işte lastik patladı. Buyur. Ne olacak <laughs> şimdi? Yani Kayseri'ye de gelmiş midir acaba müfettiş? Gelmiştir. Bu gelecek Çünkü gelecek yani gelmediyse de. Ama bizim teşkilat veriyordum. çok yoğun çalışmış Al. bu işte. Aman biz de bir hata <laughs> yapmayalım, bir fre vermeyelim diye. Peki. Bekleyip göreceğiz yani. yani o burada çıkmaz. Ya. Şimdi gösterecek bekleyip göreceğiz. Yani. Şimdi tabii Kayserispor'a bir bakalım. Kayserispor Spor 6 maçtır yenilmiyordu. 7. maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. Gol düellosu vardı. Kayserispor Fenerbahçe gol attı kovaladı. Gol attı kovaladı. Tabii maçtan 4-3 beraberlikle ayrıldık ama seyir zevki de çok yüksek de bir maç oldu. Tempolu bir maç oldu. Şimdi... Kayseri da bütün spor otoriteleri, bütün spor kanaat önderleri de alkışladı bu arada. Ya elbette alkışlanmayacak bir takım değil. Şimdi şöyle bir şey de var. Evet Kayseri Spor iyi bir takım, iyi bir ekip. Menajerinden, teknik direktörüne, teknik heyetinden futbolcusuna kadar birbirlerine inanmış. Kenet, hani bu çok futbolda konuşulan şey var ya biz bir aile gibiyiz. Evet. Bu onun için başarılı oluruz. Kayseri Spor tam bir aile gibi. Fenerbahçe maçı son yıllarda oynanan büyük derbilerin bile önüne geçti. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı. Yani Galatasaray, Fener, Fener, Beşiktaş, Beşiktaş Trabzon. falan onların önüne geçti. O kadar güzel, o kadar çekişme 7 gol. Bu az değil. Evet. Atılmış top bir orada, bir orada, bir orada gol, bir orada gol. Yani orada biraz bizim Gökhan Sazdağ'ın tecrübesizliğinden biz bu maçı yani en kötü ihtimalle berabere bitirirdik. En iyi ihtimalle de o dördüncü golü yemeseydik belki biz atabilirdik, evet. o ihtimal de vardı. vardı. Çünkü futbolun bir ana temayülü var, hep öyledir. Hep önde gidersin, gidersin, gidersin. Goller yemeye başlayınca o ibre döner, ev sahibi takım ya da rakip takım her kimse bu öne geçer. Biz aslında o fırsatı 3-3'te üç, yakalamıştık ama iyi değerlendiremedik. İkinci adam bir de yani bizi penaltıyı yaptıran arkadaki adam, evet elini şöyle soksan mesela evet, yok güzel kardeşim ya. ya. Evet. Gerçi Nasıl? çocuk da çok uğraştı ondan sonra o da üzüldü ama işte oluyor maalesef. Ama şimdi bir de şöyle bakmak lazım. 200 milyon euroluk bir takım. Evet. 20 milyon ya da 15 milyon euroluk bir takım. Tabii. Tırasın. 29 puanlı bir takım. Evet. 40 30 puanlı. 40 40 puanlı. Mıydı puanları 40. 40 puan. Yani e, 30 37 idi 40'a yükseldi. Yani 3 sıradaki bir takım. Yani küçümsenecek bir takım değil. Evet. Ben oh. de e, hakemle ilgili ne yazmışlar diye merak ettim. Okudum tüm yani internetteki spor yazarlarını. Yani hepsi Kayseri Spor'un Kayseri'nin çok e, sıkı bir deplasman olduğunu, buradan kolay kolay çık, çıkılamayacağını Tabii. hepsi e, bahsetmişler. Tabii onlar daha çok e, Fener'in taraftarı çok olduğu için Fener hitaplı yazarlar. Ya yani Bize de bu kadar yer verdikleri de yeterli. Biraz son dönemde hakem eleştirmişler. Hepsinde de var o eleştiri. Onu da yapmak zorundalar. Çünkü yani oranın adamları biz yapmayız onu. Tabii. Bana göre ben de spor yazarım. En az onu eleştiren, okuduğum adamlar kadar ben de aynı derneğe üyesiyim. Ben de aynı şekilde oy kullanıyorum. Ben de aynı bilgiye sahibim. Hatta biz onlardan Anadolu spor yazarlığı daha fazla bilgiye sahibiz. Tabii. Biz her şeyi kovalıyoruz. Voleybolu, basketbolu, futbolu, güreşi, boksu. Onlar bir tek branşları var futbol. Biz onlardan daha iyi spor yazarıyız eğer teraziye konulacak olursa. E adam itiraz ediyor. Mert Akhan Yandaş'ın yani itiraz sadece Gayseri Spor maçında olmuyor ki. Sivas'tayken de aynıydı. Ya yani her, her pozisyonda onu or o şeyde oraya oynayan o oyuncu olarak koyan hakeme, antrenöre kızacaksın. Adam sürekli onunca vazgeçmiyor. Evet. Orada da bir kural var. Adım önce sarı kartı gördü, arkasından kırmızı kartı. Öbürü geldi, muhtemelen İngilizce bir hakaret etmiştir. O Fred denen adam. Evet. O da direkt kırmızı kartı evet. gördü. Vay efendim bu niye gördü, izah etsin. Ne izah edecek? Ya orada yumruk atmadı, tamam. Elle temas etmedi, o da tamam. E orada bir küfür etmiştir ki, o direkt kırmızı kartı yemiştir. Karşısındaki de İngilizceyi en iyi konuşan, yani şimdiki hakemlerimiz İngilizce en iyi konuşan hakemler. Tabii. Konuşmak çok zorundalar iyi, çünkü. Tabii, diyalog kurabilecek hakemler. Oradan at, iki tane adama hakem işte Zorbay Küçük çok iyi yönetti ama e iki adamı atmasaydı. Niye, atmasın? Niye atmayacak? Yani niye Kayseri niye atmayacak? Atsaydı, atsaydı değil mi? Atsın yani. Ne, yani, Kayseri şey, yapsa durduracak yani. mıydı? İlk ha. sarı kartta kırmızıyı gösterirdi. Yani. yani. çok kendini tuttu. Ben izledim maçı baştan sona. Evet. Ama adam ısrarla o kartı istedi. Evet. Yani biz de hep öyle deriz bir adam böyle ısrarla isterse deriz ki bunun ya bir düğünü vardır ya bir yılbaşı eğlence gecesi vardır. Bunun bir işi vardır ki bu kırmızı karta sünüyor deriz. Bu gözükür zaten. Evet. Emer Takan yandaşınki de gözüktü. Hakemle ne alakası var? Adam resmen kart istedi. İsmail Kartal da olanca bir hakaret yaptı. Ama şöyle git der gibi. Evet. Yani şimdi Kayserispor'a kimse kötü diyemez. Kayserispor bu maçı da atlasaydı Herhalde üçüncülüğü de tescillerdi. Kimseye de kaptırmazdı. Kesinlikle. İyi takım Kayser Spor. İdaresi iyi. Herkes eleştiriyor falan ama bana göre iyi idare edilen yer başarılı olur. Evet. İyi idare edilen yer 29 puanlı olur. Şimdi bakıyoruz Konyalar falan 2 sene 3 sene önce biz küme düşme hesabı yaparken ligin zirvesini zorlayan takımlar bugün aşağılarda naltop diyor. Öyle kolay iş değil bu. Değil tabii. Başta getirmişin 3 senedir bir menajer çalışıyor. Ya şimdi menajer Süleyman Hurma geldiğinde herkes lağırlı kur her şeye karışıyordu biliyordu. Şimdi bu Murat Duman Hoca'yı kimse bilmiyor. Adam işinde gücünde. Recep Uçar iyi bir teknik adam. Akademisyen üstelik. Başakşehir gibi bir takımın kuruluşundan son döneme kadar 8-9 yıl orada çalışmış. Futbolcuyla diyaloğunu biliyor. Nasıl oynatılır biliyor. Yani ben şundan Murat Hoca'ya çok takdir ediyorum. Ben ona bir iki isim önermiştim. Recep Uçar gelmeden önce Çağdaş gittikten sonra dedi ki abi ben sisteme uygun bu profili yürütebilecek bir adam arıyorum. Benim kriterim bu. Nedir kriterin dedim. Yani nasıl bir adam arıyorsun dedim. Tolga var, Salih var deyince dedi ki ben kriterime uygun bu işi götürebilecek, yürütebilecek aynı sistemle ya yani aynı disiplinle devam edebilecek bir adam dedi. Çok doğru söylemiş. Kendisini tebrik ediyorum buradan da. Getirdiği hoca. Ya bu da kimmiş dediler ama ilk zamanda getirdiği hoca başarılı oldu. 9 puandan aldığı takımı 29 puana getirdi. Bu kadar milyon euroların harcandığı, bu kadar primlerin dağıtıldığı bir ligde 29 puanla ligin 3. sırasına oturmak öyle Cöt cöt ötüyorlar ya Kayseri tabiriyle. <laughs> Her baba yedin de değil. değil, yani. takdirde değil. Peki. Onun için takdir edeceksin maçına gideceksin. Fenerbahçe ile maç oynanıyor bakıyorum bir tek kapalı kale tezahürat yapıyor. Evet. Ya maraton niye kalkmazsın Sen Niye Çünkü Fenerbahçe'yle. <laughs> Öyle mi gizli? <laughs> Tabii canım olacak? Ee, yani? Ucuz diye bilet. <laughs> 650 lira ucuz yani. da değildi yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica İyi bir program daha geride bıraktı. Değerli izleyenler 2023'ün bir hafta daha kaldı son programını gerçekleştireceğiz ama biz o programda biraz daha böyle güzel programlar olsun istiyoruz. Çünkü 2023 yılı bize hiç iyi şeyler getirmedi, katmadı. Tarihe baktığımızda bir yıllık serüvende iyi hat hatıralarımız yok hatırlayacağımız. Biz tek haneli rakamdan çift haneli yıla döneceğiz. 2024 yılına gideceğiz. Biz 2024 yılına giderken son haftada iyi konular konuşmak istiyoruz. Ama emin olun çok araştırıyoruz. İyi konu bulamıyoruz. Umarım haftaya iyi konular buluruz. Duayen gazeteci meslektaşım, kıymetli abim Salih Balcı ile birlikte hem Türkiye'de hem Kayseri'de gelişen gündemi derledik, masaya yatırdık, tartıştık. Sürçülü ican ettiysek affola bizim tek derdimiz, tek gayemiz sizleri bilgilendirmek, bilinçlendirmek değil bilgilendirmek, hatırlatmak, hafızalarınızı tazeleyebilmek. Hepinize mutlu akşamlar.